Evet, daha önceden de duyurduğumuz gibi bugün yine önemli bir konuyla bilanço okuma teknikleri, finansal tablo analizleri konusunda düzenlemiş olduğumuz seminerde yine hep birlikteyiz. Şimdi seminerimizle ilgili açış konuşmalarını yapmak üzere TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Değerli Oda Başkanım, değerli Oda Yöneticilerim, değerli hocalarım, saygıdeğer meslektaşlarım, sizleri TÜRMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Yeni yıla da eğitimle başladık. Geçtiğimiz yılı yine bu salonda eğitimle bitirmiştik. Tabii bizim gibi ülkelerde işlerimiz kolay değil, zorlu bir yılı geride bıraktık. Yine zorlu bir yıla, sıkıntılarla dolu bir yıla giriyoruz. Yeni yılda dileğimiz öncelikle demokrasiyle ilgili, barışla ilgili sorunlarımızın çözülmesi. Sayın Oda Başkanımız değinecek ama bir iki mesleki konunun altını çizmek istiyorum. Sizi bilgilendirmek istiyorum. Asgari ücret tarifemiz yayınlandı. Bir yargı kararı gereği bu sene bilginiz olsun, odamız sizi bilgilendirecek. KDV ücrete dahil edildi. Sizler adına Maliye Bakanlığı'na %10 zam talebiyle müracaat etmemize rağmen maalesef Maliye Bakanlığı ücret tarifesine zam yapmadı. Herhalde biz başka bir ülkede yaşıyoruz. Burası Türkiye değil. Ne enflasyon var, ne hiçbir şeye de zam geldi. Bunu anlamak, bunu izah etmek mümkün değil. Ondan sonra da bizim için diyorlar ki TÜRMOB devletle kavgalı diyorlar. Yani %10 zam öneriyorsanız, Maliye Bakanlığı %1'lik bile zam yapmıyorsa, birilerinin çıkıp bunun ne anlama geldiğini anlatması gerekiyor değerli arkadaşlar. İkinci bir üzüntümü daha ilave etmek istiyorum. Hepimiz mesleği icra ediyoruz. Mükelleflerle olan sıkıntılarımız var. Bir işte tutarlılık kavramı olmalı. İnsanları son dakikaya kadar insanlara işkence edip piyasada hangi gün yazar kasa kalmadıysa ertesi günü bunu uzatmanın doğru olmadığını buradan ifade etmek istiyorum. Tebligat da aynısı. Bir şey uzatılacaksa meslek mensuplarına, mükelleflere işkence etmenin doğru olmadığını, uzatmanın da bir adabının olması gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar bizim canımızı sıkan konular. Oda Başkanımız da bunlara değinecek. Ama bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. İfade etmek istediğim de şu. Dünyanın neresine giderseniz gidin, meslek odaları, siyasette, iktidarda kim olursa olsun, taraftırlar birbirlerine karşı. Doğal muhalefettir. İktidarların görevi, ülkeyi yönetenlerin görevi, meslek odalarına, meslek mensuplarına yardımcı olmaktır. Bizlerin görevi de meslek mensuplarının haklarının kazanılması için mücadele etmektir. Bu devletle kavga değildir. Bu meslek mensuplarının haklarının geliştirilmesi, korunması için bunun adı mücadeledir. Bundan sonra da bu mücadele devam edecektir diyorum. Yeni yılın mesleğimiz açısından, ülkemiz açısından hepimize yararlar getirmesi dileğiyle sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. Şimdi seminerimizin açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Çok değerli hocalarım, odamızın değerli kurul üyeleri, saygıdeğer temsilciler, değerli meslektaşlarım, sizleri şahsım ve İstanbul Mali Müşavir Odası adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum.
Bir yılı geride bıraktık. 2016 yılının öncelikli olarak hem ülkemizde hem dünyada önce barış, sağlık, bol kazanç, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Değerli meslektaşlarım, bu kürsülerden her zaman ifade ettiğimiz gibi eğitim bizim her şeyimiz. Eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda e-fatura, e-defter seminerlerine yaklaşık 6000 kişi katıldı. Hala devam eden usul denetimlerine yine yaklaşık 6000 meslektaşımız katıldı. Size verdiğimiz söz gibi o eğitimlere katılan arkadaşlarımıza bir seminer notu vereceğimizi söyledik. Eğitime katılan arkadaşlara bu notlar verilmeye devam ediliyor. Yine bu kürsülerden artık biraz da bu teknik eğitimlerin yanı sıra müşterimize fayda ve değer yaratacak eğitimlerin öne almamız gerektiği olduğunu söyledik. Bugün bu boyutta da bilanço okuma teknikleri ve mali tablo analizleri üzerine bir seminer gerçekleşiyor. Yine ifade ettiğimiz gibi bu seminerlerin arkasından bir notu hazırlanacak. Başta Gökçel Hocam olmak üzere TESMER yönetmek arkadaşlarımız ve önümüzdeki günlerden itibaren usul denetimlerinde olduğu gibi e-fatura eğitimlerinde olduğu gibi tüm ilçelerde yaygın eğitimlere başlamış olacağız. Değerli arkadaşlarım, gündem her zaman yoğun. Özellikle yıl sonu geldiğinde en büyük sorunlarımızın başında tabii öyle bir oda ki 36 bin üyesini aşan bir oda, serbest çalışan meslek mensuplarının sorunları ayrı, firmalarda çalışan meslektaşlarımızın sorunları ayrı. Ben öncelikli olarak serbest çalışan arkadaşlarımızla ilgili söyleyeceğim konu şu. Biliyorsunuz yıl sonunda en büyük konu haksız rekabet ücret konusu. Şimdi arkadaşlar, bir şeye karar vermemiz lazım. Şimdi bu haksız rekabet yazılımı ortaya çıktığı zaman bir feryat çıktı. Olur mu dediler. Sözleşme düzenleme nereden çıktı dediler. Bir grup arkadaşımız da ya bu ücreti biz nasıl alacağız dediler. Şimdi bakın, ya çıkalım burada herkes açıkça konuşsun sevgili arkadaşlar. Şimdi Maliye Bakanlığı diyor ki, Sayın Genel Sekreter ifade etti, anlattı. Bu seneki tarifeye iki tane temel olgu var. Bir tanesi, artış yapılmama nedeni, sizin diyor üyeleriniz bize diyor onlarca telefon geliyor. Bu ücretleri alamıyoruz. Bu nedenle tarifeye zam yapmayın diyor. Arkadaşlar, bu nasıl bir şey ya? Oda ve TÜRMOB atlanarak Maliye Bakanlığı'na bir feryatta bulunuyorsa bizim elimiz zayıf diyor sevgili arkadaşlar. İkinci konu, bu sene getirilen temel değişiklik KDV dahil olarak gördüğünüz gibi. Bu da nedeni bizim önerimiz değil. Maliye Bakanlığı önerisi değil. Vatandaşın bir tanesi yargıya gidiyor, dava açıyor. Bu dava sonucunda dava dairelerinde kabul ediliyor. Ve bizim tarifimiz artık KDV dahil arkadaşlar. Bu nasıl bir şey, anlamam mümkün değil ya. Yani perakende bir iş yapan bir işletme miyiz, neyin nesiyiz anlamak mümkün değil sevgili arkadaşlar. Burada bürokraside temel bir konu var. Şimdi bakın, Sayın Akdemir de ifade ediyorum. Hepiniz de çok iyi bildiğiniz gibi biz sizden yaşadığınız sorunları anında ilgili kurumlar aktarıyor sevgili arkadaşlar. Maalesef bürokrasinin kendine göre bir dünya anlayışı var. Ya çıkalım meydanlara diyoruz, açık konuşmak istiyorum. Taksim meydanında gelin arkadaşlar, sesimizi duyuralım diyorum. 36 bin üyeden 1000 arkadaş geliyor sevgili arkadaşlar. Veya diyoruz ki bir imza kampanyası düzenleyelim. Oradaki sorunlar tüm meslek camiasının sorunları, koskoca İstanbul'dan 11-12 bin
arkadaşım imza atmış. 90 bin kişilik Türkiye'de de 23 bin, 4 bin arkadaş imza atmış. Arkadaşlar gelin bu işe bir karar verelim artık. Ya da diyelim ki her şey suyun akışını bırakalım, böyle devam etsin. Şimdi bakın haksız rekabetle ilgili bir şey de anlaşalım sevgili arkadaşlar. Bu kürsülerden onlarca defa söyledim. Bizim amacımız sizin devlete ödeyeceğiniz damga vergisi değildir. Ama şunun cevabını vermeniz lazım. Siz bir ücreti, bir işi bırakmanın nedeni nedir? Birkaç tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi düşük ücret vererek iş almaktan dolayı, öyle mi arkadaşlar? İki, yıl sonunda birikmiş ücret alacağınızı alamamaktan dolayı. Peki biz bunu nasıl takip edeceğiz arkadaşlar, söyleyin. Sisteme sözleşmeye girmediğiniz zaman, oradaki borçlarınızı, durumunuzu göstermediğiniz zaman, bir başka meslek mezunu gittiği zaman biz nasıl müdahale edeceğiz sevgili arkadaşlarım? Söyler misiniz bana? Hem ağlıyoruz, hem sızlıyoruz. Ondan sonra hiç uygulama geldiği zaman bu nereden çıktı diyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu böyle yürümez, kusura bakmayın. Ya da bu camiye otursun, çıksın. Buradan meslek mücadele önderlik eden tüm arkadaşlara da sesleniyorum. Herkes samimi olması lazım. Bu örgütün haksız rekabetli bir sorunu yoktur desin arkadaşlar. Bu işi bırakalım. Ama her sene canımız yanıyor sevgili arkadaşlar. Öyle değil mi? Her sene düzgün davranmak isteyen meslek mensubu, işi adam gibi yapmak isteyen meslek mensubu, almak isteyen ücret karşısında bir başka meslek mensubu, vicdansızca, çok ağır konuşuyorum, düşük ücret vererek iş alıyor arkadaşlar. Bu doğru mudur ya? Kim kazanır, kim kaybediyor sevgili arkadaşlar? Biz kaybediyoruz, müşteri kazanır arkadaşlar. Böyle bir şey olur mu? Şimdi bu ücret tarifesi konusu, ya bizi dinliyorlar, canlı yayında olduğunu biliyorum. Onlarca defa söylüyorum. Ey Maliye Bakanlığı, bu camia sizin memurunuz değildir. Bu camia sizin verdiğiniz işte ayakta duran bir camia değildir. Bizim ücretimiz size ne sevgili arkadaşlar? Biz ücreti müşteriyle karşılıklı belirlemiyor muyuz? Bizim kadar insaflı, bizim kadar vicdanlı bir camia var mı arkadaşlar? Soruyorum. En son parayı biz alıyoruz. Doktora giderken paran yoksa cebinde doktora gidemiyorsun. Avukata giderken, dava açmaya giderken avukata para vermezsen dava açamıyorsun. Biz buna rağmen denge yaparken bizim ücret tarifimizi niye politik bir boyut hale getiriyoruz sevgili arkadaşlar? Çek elini ya. Bu camiye dengeyi bilir, vicdanı bilir sevgili arkadaşlar. Bu iş yolu bu. Her sene Maliye Bakanlığı %5 bir zam yapacak, %10 zam yapacak. Ben şahsen bu mesleği icra edeyim de utanç duyuyorum sevgili arkadaşlar. Çek elini ya, bırak ya. Bu camiye bunu halleder. Bu kürsülerden onlarca defa söyledim. Bu işin çözümü o bir tarife değil sevgili arkadaşlar. İnanın değil ya. O tarife neyin emeğindir, neyin karşılığı kimse bilmiyor. 4 yıl, 5 yıl üniversitedeki hocalarımız dünyayı araştırdık. Uygulamacılarla birlikte bunu Maliye Bakanlığı'na sunduk. Zamanı endeksi, ücret tarifesi bu işin çözümü arkadaşlar. Vicdan da var, adalet de var bunda. Bugün Batı'da işte Emre Hocam burada, hocalarım burada. Yurt dışından arkadaşlarımı çok iyi biliyorsunuz. Adam gitmiş işte bir mal müşavirden danışmanlık alıyor. Bir saat sohbet ediyorlar yurt dışında. Çıkarken benim borcum ne diyor? Pardon, düzeltiyorum. Türkiye'de olay bu oluyor. Adam diyor ki benim borcum ne diyor? Ne ücreti diyor. Arkadaşlar biz danışmanlık yapıyoruz burada Türkiye'de. 1 lira ücret almıyoruz. Ama Batı'da danışmanlık yaptığı zaman adam şak diye taksimetreye çalıştırıyor. Ücretini alıyor sevgili arkadaşlar. Yani bu konuda dertli sevgili arkadaşlar. Bu işin hakikaten bakın Türkiye'de bir vergi sorunu var. Türkiye'de bir kayıt dışı ekonomi sorunu var. Her zaman söylüyoruz. Geçen ay burada İslam Vergi Dairesi Başkanı geldi. Ve şu cümleyi söyledim. Bir adım at, 10 adım atalım sevgili arkadaşlar. Bir adım at sen, yani idareden bahsediyorum, 10 adım atalım biz ya. Her yıl sonunda ücret bilmem ne, daha başka neler gelecek. Çok fazla da vaktinizi almak istemiyorum. İşte bir tek tebliğ çalışması var.
el altından kaçırdıkları sorumluluk olayı. E sen yetki verme, ücretimi tartış. Benim gelecek sorumluluğum, garantim yok. Ondan sonra müşteriyle birlikte mezara kadar sorumlu ol arkadaşlar. Böyle bir ülke olur mu ya? Bunlar düzelmek zorunda sevgili arkadaşlarım. Bu işin başkanı yok, maalesef yok. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum sözlerimi. Önümüzdeki günlerde birkaç resmi ziyaretimiz var. Yarın Ticaret Bakanlığı'yla oda başkanı olarak bir görüşmemiz var. Önümüzdeki günlerde Maliye Bakanlığı ile ilgili bir görüşmemiz var. Bu bir ses desem var kampanyası ile ilgili. Oradaki talepleri aktaracağız. Burada konuştuğumuz gibi uygun ortam beklediğimiz nokta bu. Aynı zamanda Geri Dersi Başkanlığı'yla da tek tevlide duyduğumuz sıkıntıları, problemleri aktarmaya çalışacağız. Tabii ben her toplantı olduğu gibi çok iki değerli hocam, Göksel Yücel hocam biraz sonra tanıtacaklar ama bilmeyenler açısından söyleyeyim. Odanın ilk teğmen yönetim kurulu üyesidir. O zaman yardımcı doçent değil mi hocam? Doçent miydiniz? Evet. Kaç yılıydı Göksel hocam? 93 yılında ilk TESMER yönetim kurulusudur Göksel hocam. Emre Burçin de benim çocukluk arkadaşım. Değil mi sevgili Emre'cim? İki hocamın yanında bir projede olduğu için söylüyorum. Tabii arkadaşlar çok çabuk unutuyoruz süreçleri. Ben şu kamu gözetim kurumu süreciyle ilgili bir kez daha hatırlatmak istiyorum müsaadenizle. Tabii bu Sayın Akdemir de ifade etti. Arkadaşlar biz kurulduğumuz günden bu yana toplumun her kesimle barışız. Üniversiteyle barışız, üniversite burada. Bürokrasiyle barışız, herkes buradan geldi geçti. Doğru mu arkadaşlar? İş dünyasıyla barışız, bir sıkıntımız yok. Ama bir haksızlık varsa, hele hele kusura bakmayın, bu mesleğin geleceği olan gençlere bir haksızlık yapılmışsa bunu anlatmaktan sonuna kadar devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Özetle söylediğim nokta şu. Bağımsız denetim herkesin hakkı olduğunu söylüyoruz. Sınav yanlıştır. Gözetim kurumu oturusun, gözetlesin. Asli işi budur. Bunun altını çiziyorum sevgili arkadaşlarım. Lütfen kartvizitlerinize denetim ayrı bir meslek olarak ayrı hayaller, rüyalar kurarak buraya gelmeyin. Denetim yaptığınız işin bir parçası. Tıpkı defter tutmak gibi, tıpkı danışmanlık gibi. Bu konuda özellikle bu süreç oluşuncaya kadar adına kavga mı diyorsunuz, mücadele mi diyorsunuz, ne diyorsunuz deyin, bunu dillendirmeye devam edeceğiz, söylemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da önemli bir çalıştay yapılacak kamu gözetim kurumuyla ilgili. Onun daha sonra gelişmelerini, boyutlarını sizlerle paylaşacağız. Değerli arkadaşlarım, ben sözlerimi 2016 yılıyla ilgili mesleki beklentilerimizde tamamlamak istiyorum. Özellikle sadece mükerrer 220 dışında yetkisi olan mali müşavirlerin haklarının genişletilmesi, tahsilatlarımızın bankadan geçmesi, ücret tarifesinin meslek örgütünce yayınlandığı, hiçbir meslekte olmayan serbest sözcüğünün, ısrarla altını çiziyorum, nasıl serbest avukat, serbest doktor yoksa bizim meslek ünvanındaki serbest sözcüğünün kalktığı, yine hiçbir meslekte olmayan antidemokratik bir yasa olan 5'e 4 gibi bir yasanın ortadan kalktığı, nispi temsilin bu yönüyle amacına ulaşmayan nispi temsilin daha demokratik bir sistemin getirilmesini ve en önemlisi güçlerin birleştiği kurumsal yapılarımızın oluşması 2016 yılı ile ilgili en büyük beklentimizdir. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Bu seminere katkı sunacak olan değerli hocalarım, başta oturum başkanı Emre Burçgün, Göksel Yücel hocam ve TESMEN sekreteri Murat Ceyhan arkadaşıma sizler adına teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi en büyük teşekkürü size, bu seminerleri lezzet katan, tat katan siz değerli arkadaşlarıma, meslektaşlarıma sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.
Evet. Mesleğimizin önemli sorunlarından bir tanesinin de pazar problemi olduğunu biliyoruz. Bunun çözümü noktasında yine yollardan bir tanesinin de pazardaki çeşitliliği arttırmak, bu çeşitlilik içerisinde uzmanlaşmak ve uzmanlaşılan bu konuları da müşterilerimize fayda ve değer yaratmak ve bu değerin ortağı olmaya çalışmak. İşte bu anlamda bugünkü seminerin konusu son derece önemli. Değerli, çok değerli konuşmacılarımız var. Ben şimdi sizlere onları takdim ederek oturuma davet etmek istiyorum. Oturum başkanlığını yapmak üzere seminerimizin Profesör Doktor Emre Burçkin. Buyurun hocam. Yine TESMER İstanbul Şubesi Sekreteri Doktor Murat Ceyhan. Buyurun hocam. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Göksel Yücel. Ben bütün konuşmacılarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyor. Tabii ki sizlere de teşekkür ediyor. Seminerin başarılı geçmesini diliyorum. Herkese merhaba. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın düzenlemiş olduğu bilanço okuma teknikleri ve finansal verilerin değerlendirilmesi seminerine hoş geldiniz. Ben Deniz, oturum başkanı sıfatıyla sizlere odanın ve TESMER'in düzenlemiş olduğu bu seminerin formatı hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Öncelikle ilk konuşmacımız Sayın Murat Ceyhan konuşmasını yaptıktan sonra arkadan da değerli arkadaşım Göksel Yücel, Profesör Doktor Göksel Yücel meslektaşım yaptıktan sonra birer saat olacaklar herhalde konuşmaları. Takriben böyle olduğu tahmin ediyoruz. Daha sonra bir ara verilecek. Bu arada sizlerin hangi konuşmacıya hangi soruyu yöneltmek istiyorsanız yazılı olarak bunu bir banko kurulacak. Bu bankoda oraya teslim etmeniz. Ondan sonra da seminerin son kısmını soru cevap niteliğinde sizlere takdim etmeye çalışacağız. Öncelikle ben bugünkü konuşmacılar hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Sırasıyla konuşmaya başladıkları zamanlar bunu söyleyeceğim ama şu anda sağ tarafımda oturan Sayın Murat Ceyhan, Marmara Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi mezunudur. Bizim talebemizdir. Yani kendisinin hocası oldum ben. Muhasebe finansman dalında gene kendisinin ben jüri başkanı olarak 2005'te doktora programına katıldım. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'ndaki TESMER'in yönetim kurulu üyesi ve sekreteri sıfatına aizdir. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'nin de yönetim kurulu üyesi ve sekreteridir. Kendisi 2007 yılında serbest muhasebeci ve mali müşavir olmaya hak kazanmıştır. Kendisini öncelikle bir talebem olarak tebrik eder ve bugünkü sunumunda başarılar dilerim. Süreniz bir saattir. Sürenin bitimini, süreyi çok iyi kullanmanızı rica eder ve başarılar dilerim. Sesim geliyor mu? Evet. Sayın Başkanım, Sayın TÜRMOP Genel Sekreterim, Sayın Kurul Üyeleri, saygıdeğer meslektaşlar. Bu bir saatlik süre zarfında ben daha ziyade meslek mensupları olarak bizlerin gündelik işlerimizde karşımıza çıkan finansal verilerin yorumlanması ile ilgili işlemler üzerinde durmaya çalışacağım. Planlamamızda 4 tane konuyu ele aldık. Bunlardan bir tanesi 6183 sayılı kanun çerçevesinde yapılan tecil işlemleri.
burada finansal verilerin, bilanço verilerin nasıl kullanıldığını paylaşacağım. İkinci olarak kamu ihaleleri. Kamu ihalelerinde aynı şekilde finansal verilerin nasıl kullanıldığı, nasıl yorumlandığı bunları anlatmaya çalışacağım. Üçüncüsü özellikle usul eğitimlerinde de dile getirmeye çalıştığımız vergi incelemelerinde risk analiz sisteminin nasıl kullanıldığı ve bilanço verilerinin doğal olarak nasıl kullanıldığını paylaşmaya çalışacağım. Bir diğeri de özellikle defterini tuttuğumuz, danışmanlığını verdiğimiz mükelleflerin kredi talepleri olduğu zaman bankadan olabilir, finansal kiralama kuruluşlarından olabilir, faktöring şirketlerinden olabilir, özel finansman kuruluşlarından olabilir. Bunların süreçlerinde biz mali müşavir olarak finansal verileri sunarken nelere dikkat etmemiz gerektiği ve özellikle bu finansal aktörlerin bizim sunduğumuz verileri nasıl yorumladıklarını, nelere baktıklarını ya da o finansal set dışında başka hangi faktörlere dikkate aldıklarını paylaşmaya çalışacağım ki Erol Üstadımızın dediği gibi mükelleflere katma değeri daha sağlıklı bir şekilde yaratabilelim. İşin mevzuat tarafına çok fazla girmeyeceğim. Esas konumuz değil ama tabii ki rasyolara gelmeden önce nerede kullanacağımızı ve onun temel dayanağından kısaca bahsetmek gerekiyor. Eğer mükellefler doğan bir amme alacağını ödemeleri durumunda çok zor duruma düşeceklerse ya da hac edilen mallarının paraya çevrilmesi onları telafisi mümkün olmayan zararlara sokacaksa ya da bir malına haciz geldiği zaman bu ticaretini ciddi anlamda engelleyecekse bu durumda 6180 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 48. maddesi çerçevesinde mükellefler tecil ve taksitlendirme talebinde bulunabiliyorlar. Söz konusu tecil ve taksitlendirme taleplerinde eğer bizim kamu olan borcumuz 50.000 TL'nin altındaysa herhangi bir teminat şartı aranmaksızın söz konusu borç tecil ediliyor. Eğer 50.000 lirayı aşan bir amme alacağı söz konusuysa o zaman 50.000 TL'yi aşan kısmın yarısı kadar bir teminat alınıyor. 10. maddede de aynı kanun 10. maddesinde nelerin teminat olarak alınacağı dile getirilmiş. Bunlar da para, kesin ve süresiz bankalardan ya da katılım bankalarından alınan teminat mektupları, menkul ve gayrimenkul değerler, hazine bonosu ve devlet tahvilleri olmak üzere tadadi olarak sayılmış. Burada iki tane farklı kurumun uygulamaları var. Mali müşavir olarak dikkat etmemiz gereken noktaları özetleyeceğim. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu özellikle rasyoları kullanırken tecilde biraz farklı uygulamaları var. Onları dile getireyim. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kullanmış olduğu oran, örnek vermek gerekirse %1'lik bir oran. 21 Ekim 2010'dan itibaren C2 numaralı tahsilat tebliği çerçevesinde yıllık %12 faiz oranıyla eğer biz bir vergi borcunu ödeyemeyeceğimiz anlaşıldığında mali idarenin uygun görmesi durumunda bizim bunu taksitlendirmemiz mümkün. Mükelleflerimiz açısından bu güzel bir finansman yöntemi. Neden? Çünkü mevcut özellikle 1 Kasım'dan sonra 2 defa faizlerin arttığı yani o 1 Kasım'dan sonra bile 2 defa faizlerin arttığı göz önünde alınırsa sürekli artan finansal maliyetlerde 2010'dan beri statik olarak duran ve yıllık %12 olan bir finansman kaynağını kullanmamız mümkün. Ama burada tabii ki hangi vergilerin kapsam alanına girdiğini biliyor olmamız gerekir. Dolaylı vergilerden katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi, geçici vergi bunlar kapsam dışında kalıyorlar. Tabii ki biz bu şöyle bir soru aklına gelebilir. Söz konusu biz borcu tecil ettirdiğimizde, taksitlendirdiğimizde bu takdirde eğer biz kamuyla iş yapıyorsak hem alacağımız hem borcumuz olduğu için 6180 sayılı kanun 22. maddesine göre takas söz konusu olabilir. Bizim alacağımızdan kesinti olabilir ya da bir ihaleye gireceğiz ya da bir ödeme alacağız borcu yoktur yasa alamayız. Böyle bir şey düşünülebilir. Bu konuyla alakalı da Gelir İdaresi Başkanlığı yapmış olduğu açıklamada iç genelgede eğer söz konusu borcun %10'u ödendiyse ister baştan peşinat olarak %10'u ister taksitlerin ödenen taksitlerin toplamı %10'u aştıysa bu takdirde mükelleflerin borcu yoktur yasını almalarında da hiçbir engel olmadığını ifade ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda ben tabii burada biz İstanbullu mali müşavir olarak özellikle İstanbul'u aldım. Yetki dağılımını görüyoruz.
Bağlı vergi daireleri 50 bin liraya kadar yetkili, söz konusu tecil ve taksitlendirme işlemlerinde. Bağımsız vergi daireleri 100 bin liraya kadar yetkili. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2 milyon 250 bin ve Büyük İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı da 3 milyon TL'ye kadar yetkiye sahipler. Şimdi tabii buradaki esas belirleyici mükellefin söz konusu 48. madde çerçevesinde çok zor durumda olduğunun tespit edilmesi. Mali idareye biz, ben şu borcu ödeyemiyorum, az önce türlerini de saydık. Örneğin gelir vergisi stopaj, muhtasar beyannameden doğan aylık bir borcumuz. Onu ben ödeyemiyorum, taksitlendirelim dediği zaman mali idare ilk olarak söz konusu borcu taksitlendirmeye hakkımız olup olmadığına rasyolarımıza bakarak karar veriyor. Bakmış olduğu rasyo likidite oranı. Burada bildiğiniz gibi bizim bilançonun bilançonun aktif tarafı dönen ve duran varlıklardan oluşuyor. Ve likidite yani paraya çevrilme hızlarına göre yukarıdan aşağıya doğru sıralanıyor. Bunların içerisinde göreceli olarak daha zor paraya çevirecek olan stokları dönen varlık toplamından çıkartıp kısa vadeli yabancı kaynaklara oranladığımız zaman bilanço esasına göre defter tutan mükellefler de mali idare likidite oranına bakıyor vergi borcunu tecil ederken. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardaysa kasa, banka, kısa vadeli alacaklar toplamını kısa vadeli borçlara bölmek suretiyle likidite oranını buluyor. Eğer söz konusu likidite oranı birden yüksekse hiç vergi dairesinin kapısını çalmaya gerek yok. Söz konusu likidite oranı biri eğer aşıyorsa bu takdirde mali idare borcu tecil etmiyor, taksitlendirmiyor. Eğer likidite oranı 1 ile 0.50 arasındaysa, 0.50 hariç 0.51 dahil, o zaman 18 aya kadar taksitlendirme yapması mümkün mali idarenin. Eğer likidite oranı 0.50 ve altındaysa, o takdirde mali idare 36 aya kadar borçları taksitlendiriyor. Tabii burada 18 ve 36 aylık ifade etmeye çalıştığım süreler azami sürelerdir. Gerçek anlamda mükellefin bir fiil neye göre borcunun taksitlendirileceği vergi dairesi tarafından bakılan bazı subjektif kriterlerle değerlendiriliyor. Birincisi almış oldukları teminatların yapısı. Bir diğeri mükellefin daha önceki tahakkuk tahsilat oranları yani borçların ödeme performansı. Bir diğeri eğer daha evvelden taksitlendirme yapmış bir mükellefse 48. maddeden yararlanmış bir mükellefse söz konusu borçlara sadıklığı, o yapılandırmaların bozulup bozulmadığı. Ve tabii ki esas itibariyle baktıkları bir diğer önemli kriter de borcun tutarı. Eğer 3000 liralık bir borcu biz tecil ediyorsak elbette o takdirde 18 aylık bir taksit istememiz çok mantıklı olmayabilir. Ama söz konusu borç eğer misal 500 bin TL civarındaysa bahse konu vadeler daha makul karşılanıyor mali idare tarafından. Kamu kurum ve kuruluşlarında bu söylemiş olduğum özel sektör için kamu kurum ve kuruluşlarının tecil ve taksitlendirme taleplerinde herhangi bir şekilde mali oranlara bakılmıyor. Doğrudan taksitlendirme yapılıyor. Bu söylediklerimin detayı, bu tabii minik bir özet, mali idarenin iç genelgesi, 2014'de bir sayılı iç genelgesinden aldım. SGK'da durum biraz daha farklı. İfade etmeye çalışayım. Burada 2009'da 20 sayılı bir SGK genelgesi var. SGK il müdürlükleri 2 milyon TL'ye kadar yetkili. SGK borç yapılandırmasında çok zor durum tespitine diye bir kavram çıkartmış ve çok zor durum tespitinde kullanmış olduğu oran kasa artı banka artı kısa vadeli borç alacaklar bölü kısa vadeli borçlar. Yani Gelir Dairesi Başkanlığı'nın işletme hesabında kullanmış olduğu formülü Sosyal Güvenlik Kurumu genel olarak bütün mükellefler için kabul etmiş vaziyette. Söz konusu likidite oranı eğer 2'nin altındaysa o zaman tecil ve taksitlendirme yapılabilir diyor Sosyal Güvenlik Kurumu. SGK'ya olan borçlarda. Buradaki vade belirlenmesi de daha farklı. SGK'da eğer söz konusu oran 1,5'un altındaysa bu takdirde 36 aya kadar taksitlendirme söz konusu. Eğer oran 1,51 ile 2'nin arasındaysa bu takdirde 30 aya kadar taksitlendirme söz konusu. Yani yine burada belirleyici olan likidite oranı ve likidite oranında
36 ya da 30 aylık dilimlerden hangisine gireceğimizi belirliyor. Eğer 2'nin üzerindeyse zaten tecil ve taksitlendirme yapılmıyor. Önemli bir konu, biz doğal olarak yaptığımız işlemlerde virgülden sonraki iki hanede yuvarlamalar yapıyoruz. 2009'a 20 sayılı genelgede özellikle ifade edilmiş, herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Doğrudan doğruya virgülden sonraki iki hane dikkate alınacaktır deniyor. Eğer mükellefin tecil ve taksitlendirmeye tabi kılmak istediği borç 100 bin TL'nin altındaysa, bu takdirde mali durum bildirim formunun doldurulması yeterlidir. Yani mükellefin başka hiçbir şey yapmasına gerek yok. Bir matbu form var, ek bir adı altında. Söz konusu forma mükellef kendi bilgilerini yazıyor ve mali durumunu bildirerek 100 binin altındaki bir borcu eğer idarenin uygun görmesi halinde hızlı bir şekilde taksitlendirebiliyor. Eğer 100 bin liradan fazlaysa söz konusu borç ve şirket halka açık değilse, bu takdirde 3568 sayılı kanuna göre ruhsat almış mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin verecekleri bir raporla, son 3 ayda hazırlanmış bir durum tespit raporuyla söz konusu tecil ve taksitlendirme işlemi yapılabiliyor. Yani tabii ki halka açık olan şirketlerde bilançonun paylaşılması ve söz konusu oranların SGK tarafından hesaplanması yeterli. Ama eğer şirket halka açık değilse SGK söz konusu likidite oranlarında tecil ve taksitlendirme talebini değerlendirirken 3568 sayılı kanuna göre ruhsat almış bizlerin yazacağı rapora mükellefler bağımlı. Burada baktığımızda dikkat etmemiz gereken meslek mensubu olarak, tabii ki tecil durumda zaten şirket zor durumda. Üzerimizde ciddi baskılar olabilir. Örneğin mükellefin mali durumu aslında olduğundan daha iyi gözüküyor olabilir ya da finansal tablolar zaten geçmişi gösteren tablolar, bugünü göstermiyor. Arada geçen süre zarfında mükellefin işleri kötüye gitmiş olabilir. Burada hiçbir şekilde yanlış ve yanıltıcı raporlar düzenlenmemesi gerekiyor. Çünkü herhangi bir ihbar şikayette ya da bariz bir şekilde şüphe doğması durumunda SGK müfettişleri ve denetmenleri söz konusu işlemi incelemeye tabi tutabiliyor. İncelemenin eğer gerçekten bir matematiksel hata yapıldığının bu incelemede tespit edilmesi durumunda mali müşavirin yazdığı bu rapora itibar edilmediği gibi diğer raporlara da itibar edilmiyor ve aynı zamanda bağlı olduğu meslek odasına da ihbar ve şikayette bulunuyor SGK. Şimdi esas itibariyle hakkımızı bilelim diye bunu özellikle aldım. Taksitlerin eşit olarak ödenmesi SGK'ya esastır. Örnek vermek gerekirse likidite oranı 1,5'un da altına çıktı. 36 aya kadar bizim taksitlendirmemiz mümkün. Esas itibariyle toplam borç 36'ya bölünmek suretiyle faiz uygulandıktan sonra ödeme yapılır. Ancak mükellefimiz gerçekten zor durumdaysa ve önümüzdeki süreçte de kısa vadede kendisini toparlamayı öngörmüyorsa, bu takdirde kademeli oran talep edebiliyoruz. Kademeli ödeme talep edebiliyoruz. Orada uygulama şu şekilde: ilk 6 taksit, yani mükellef biraz kendisini toparlayana kadar ilk 6 taksit sonraki takip eden taksitlerden daha düşük oluyor. Burada da ilk 6 taksitin hesaplanmasında eşit taksitlerle ödeme yapılsaydı aylık ödeme ne çıkacaktı? Orada bir para bulunuyor. Onun yarısından az olamıyor. Şöyle bir örnek verirsek sanırım daha açıklayıcı olur. Bir limited şirket 30.12.2015 tarihinde İstanbul SGK İl Müdürlüğü'ne 720 bin TL sigorta primi, gecikme cezası ve zammından oluşan borcu için ilk 6 aylık taksit tutarı kademeli olarak olmak üzere 36 ay boyunca tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmuştur. Mali müşavir tarafından düzenlenen raporda likidite oranının 1.50 olduğu varsayımı altında ödeme planı nasıl oluşur? Toplam borç 720 bin TL ise, azami vadede 36 ay ise, o zaman normal şartlar altında her ay 20 bin lira öderse mükellef söz konusu borç kapanacak. Eğer kademeli ödemek istiyorsa bunun yarısı olan 10 bin lira ilk 6 ay ödenmesi yeterli. Ondan sonra da kalan rakam toplam borca bölünüyor. Örneğe baktığımızda ilk 6 ay 10 bin lirayı görüyoruz. Daha sonra 720 binden 60 bini çıkarttığımızda 660 bin, onu da 30'a böldüğümüzde aylık olarak geri kalan taksitler 22 bin TL olarak yapılandırılıyor. Evet, burada
Başkanımızın da ifade ettiği gibi bununla ilgili zaten bir doküman, bir kitapçık hazırlayıp sizlerle paylaşacağız. Detayları oradan bulacaksınız. Ben burada da sunumu almıştım ama vakti iyi kullanmak için bütün raporu göstermiyorum. Raporun ilgili kısmını sadece göstereyim. Özellikle rasyosal açıdan baktığınızda kasa, banka, kısa vadeli alacaklar, kısa vadeli borçlar ve rasyo. Bir sayfalık bir rapor, ek 3 diye geçiyor. Üst kısmında bir taahhüt var. Aşağıda verilen rakamların doğruluğunu taahhüt ederim diye. Ondan sonra mükellefin bilgileri var. Vergi dairesi, vergi numarası, ticaret sicil numarası. Akabinde söz konusu oran ve en altında da mali müşavir olarak bizlerin bilgileri, faaliyet belgemiz, ruhsatımızın fotokopisi ve benim o rasyoları bulurken kullanmış olduğum finansal verilerin bir kopyası. Yani bilanço, gelir tablosu vesaire. Bunları koymak durumundayız. Bazı SGK müdürlükleri mizan vesaire de istiyor. Onlara hiç gerek yok. Kanun olarak baktığımızda en son onaylanmış mali tablolar diye geçiyor. Bunları vermemiz yeterli. Evet, bir diğer konu kamu ihaleleri. İki tane zaten o tamamına kapsıyor. İki tane kamu ihalesi türünde mali rasyolar yoğun olarak kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi hizmet alım ihaleleri uygulama yönetmeliğinde, yani danışmanlık hizmetleri hariç firmalar kamuya bir hizmet sunmak istedikleri zaman finansal rasyolarına bakılıyor. Bir diğeri de yapım işleri taahhüt uygulama yönetmeliği. Yani daha ziyade zaten adından da belli, yapım işleriyle alakalı biz bir ihaleye talip olduğumuz zaman yine mali tablolarımıza bakılıyor. Nitekim ilk olarak zaten ilgili yönetmeliğin 34. maddesi çerçevesinde önce bankadan alacağımız bir referans mektubuyla süreç başlamak zorunda. Akabinde kamu ihalelerinde idare şirketin özellikle nakit akışında bir sıkıntı olmadığından emin olmak istiyor. O yüzden burada bir orana değil, üç orana bakıyor. Yani bizim tevcil ve taksitlendirme taleplerinde nasıl ki belli oranlarımızın düşük çıkması mükellefimizin işine geliyorsa, burada da belli oranları mutlaka tutturuyor isek biz o ihalelere katılabiliyoruz. Şimdi biz burada ilk olarak ihalenin yapıldığı yıldan önceki mali döneme ilişkin tabloları, finansal tabloları mali idareyle paylaşmak durumundayız. Eğer zaten şirket yıl sonu bilançosunu kamuoyuyla paylaşmak zorundaysa, bir başka da işte halka açık şirketse, o zaman zaten bilançosunu paylaşması yeterli. Ama mükelleflerimizin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi eğer şirketin böyle bir zorunluluğu yoksa, o takdirde mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan raporu idareye sunmak suretiyle, o rapordan da kastımız şu, bilanço, gelir tablosu yani finansal set, kurumlar vergisinin ekinde yer alan ve gerekli bölümler diye geçiyor yönetmelikte. Gerekli bölümlerden de kasıt söz konusu 3 tane oranın sağlanıp sağlanmadığı ve oranların kaynağı olan finansal bilgiler. İhaleyi almaya istekli mükelleflerde nakit akışının sağlıklı olması devletin devamlılığındaki esas, devamlılık esas olduğu için önemli bir kriter. Yani devlete hizmet sunan kurumun kısa bir süre sonra iflas etmemesi, tasfiye sürecine girmemesinden bu şekilde emin olmak istiyor idare. Ve ilk olarak baktıkları cari oran. Yani dönen varlıkları kısa vadeli yabancı kaynaklara böldüğümüz zaman eğer söz konusu oran 0.75'in üzerinde ise mükellef birinci adımı geçmiş oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken özellikle yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde ifade ediliyor. Bu dikkat edilmesi gereken yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hak ediş gelirleri ise pasif varlıklardan yani kısa vadeli yabancı borçlardan düşülüyor. Yani yapmış olduğumuz örneğin tahsilatları 300'de hesapların içerisinden düşüyoruz. İkinci oranımız öz kaynakların aktifi karşılama oranı. Bizim aktiflerimizin ne kadarı öz kaynaklarla karşılanıyor? Yani öz kaynak bölü aktif toplamı dediğimiz oranın en az %15 olması gerekiyor kamu ihalelerine katılabilmek için. Bu da ikinci şartımız. Çünkü neden? Bunun tersi nedir? Eğer öz kaynakla finanse edilmiyorsa ki %15 zaten çok yüksek bir oran değil. Olduğu gibi yabancı kaynağa bağımlı bir şirkettir. Faiz gideri, finansman giderleri çok yüksektir. Dolayısıyla şirketin geleceği tehlikede olabilir endişesiyle bu şekilde bir uygulama var. Mali kriterle ilişkin son rasyo ise
şirketin borçlanma rasyosu. Kısa vadeli kısa vadeli banka borçlarının öz kaynakları oranının %50'den düşük olması gerekir. Az sonra özellikle banka kredilerinde, banka kredi süreçlerinde anlatmaya çalışacağım. Finansman uyumu diye bankaların da baktığı bir şey var. Yani hangi varlığı neyle finanse ediyoruz? Burada da idare kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklar toplamı içerisinde %50'den az olmasını, yani öz kaynaklar ve düşük maliyeti olan uzun vadeli finansal kaynakların bilançonun pasifinde daha fazla yer tutmasını istiyor. Bu üç kriterden bir tanesi, iki tanesi yetmez. Üç kriterden tamamının mutlaka sağlanıyor olması gerekiyor. 3'te 3 olmak zorunda. Ama mükelleflerimize şöyle bir şey önerebiliriz. Eğer biz ihaleyi almak istediğimiz dönemde, bir önceki dönemde bu kriterleri sağlayamıyorsak, ondan bir önceki döneme de gidebiliyoruz. Yani 2015'te bir ihaleye gireceğim, 2014'ün verilerini kullanıyorum. Sağlayamadım, 2013'e de bakıyorum. Eğer orada sağlıyorsam, 2014 ve 13'ün ortalamalarını almak suretiyle oranları tekrardan hesaplıyorum. Eğer bu ortalamalar 3'te 3'ü sağlıyorsa o zaman ihaleye tekrardan girebiliyorum. Tabii burada şöyle bir şey var. Mesela şu anda 5 Ocak 2016. Biz 2015 beyannamelerimizi, kurumlar vergisi beyannamelerimizi 25 Nisan'a kadar vermek durumundayız. Şu anda 2016 takvim yılının bir önceki finansal seti henüz hazır değil. Hiçbir mükellefimizde. O zaman idare burada şöyle bir şey söylüyor. İki önceki yıla bakacağız. Yani yine 2014'ü kullanıyoruz. Ta ki kurumlar vergisi beyannamesini verene kadar. İki önceki yıla gidebiliyoruz. Eğer orada da tutturamıyorsak 3 önceki yıla gidebiliyoruz. Yani 5 Ocak 2016'da bir ihaleye katılabilmek için 2013 ve 2014 finansal setlerini kullanmamız mümkün. Eğer burada 3'lü 3'ü tutturuyorsak ihaleyi alabiliyoruz. Söz konusu bölümler ya vergi dairesini onaylatacak, tabi uygulamada, pratikte hiçbir mükellefimiz bunu istemiyor, hep bizden istiyorlar, ya da mali müşavir tarafından onaylanıp idareye o şekilde sunulacak. Vergi incelemelerine baktığımızda, şimdi Türkiye'de vergi inceleme oranı %2.24. Çok artacağını biliyoruz. Ama bu genel bir oran. Büyük mükellefler, yani mükellefler büyüdükçe bu oran %11.62'ye kadar çıkıyor. Yani 5 katına kadar çıkabiliyor. Ve baktığımızda 352 milyar TL'lik bütçenin içerisinde çok ciddi, yaklaşık %12'lere varan bir rakamın vergi gelirlerinden, daha doğrusu vergi cezalarından, faizlerinden kaynaklandığını görüyoruz. Yaklaşık 7.9 milyar TL vergi hasılı yazılmış 2014'te. Bunun 3 katı kadar, yaklaşık 21 milyar TL'de örnek vermek gerekirse ceza yazılmış aslının dışında, faizler hariç. Şimdi bu incelemelere nasıl alınıyor? Eskiden alışık olduğumuz sistemde bir ihbar ya da şikayet olacak ya da sektörel bir inceleme olacaktı ki, ya da işte büyük mükellefler bir turne çerçevesinde vergi müfettişleri tarafından incelemeye alınacaktı. Yeni bir uygulama geldi. Bundan haberdar olmamız lazım. Vergi Denetim Kurulu kaynakları daha etkin, daha verimli kullanabilmek için, bir de artık bütün finansal datalar bizler aracılığıyla mali idareye akıyor. Orada çok ciddi bir veri tabanı var. Çok ciddi bir bilgi havuzu var. Mali idare kendisi yapmış olduğu yazılımlarla bizim paylaştığımız data setlerinin içerisinden finansal verileri, gelir tablo verilerini kullanmak suretiyle risk analiz sistemi dediğimiz bir sistem oluşturdu. Ve bu sisteme göre mükellefleri derecelendiriyor. Söz konusu derecelendirmede eğer mükellef riskli mükellef grubunun içerisindeyse, bu takdirde kendisine incelemeye de öncelik veriliyor. Şimdi burada nelere bakıldığından biraz söz etmeye çalışayım. Tabii ki söz konusu oranlar incelenirken mali idare şirketin faaliyet gösterdiği sektöre, şirketin faaliyet gösterdiği coğrafyayı dikkate almak suretiyle kendi coğrafyasında ve kendi sektöründe olan şirketlerle karşılaştırmalar yapıyor. Şimdi hangi verileri kullanıyor? Birincisi, bizim gerek katma değer vergisi beyannamesinde, gerek kurumlar vergisi beyannamesinde paylaştığımız bilanço ve gelir tablosu verilerini. Tabii ki KDV beyannamesindeki özellikle matrahı ifade ediyorum. Bilanço ve gelir tablosu verileri doğrudan kurumlar vergisi beyannamesinden alınıyor.
Elektronik beyanname verileri, orada istisnalarla ilgili satırlar olabilir, kanunen kabul edilmeyen giderlerle ilgili satırlar olabilir. Kesin mizan verileri, baktığımızda yıl içerisinde kasa hesabı gayet düşük ama kesin mizana baktığımızda çok yüksek tutarda işlemler gerçekleşmiş. Borç toplama, alacak toplamı içerisinde bunları görüyoruz. Ama yıl sonuna baktığımızda o bir şekilde eritilmiş. Onları da zaten biz paylaştığımız için mali idareyle bunları da dikkat ediyorlar. BABS bildirim verileri. Bizim BA'mız bir başka mükellefin, yani benim BA ile gider yazdığımı bir başka mükellef BS ile gelir yazmak durumunda. Orada bir tutarsızlık var mı? Onlara bakılıyor. Ödeme, tahsilat verileri, gümrük ve beyan bildirimleri, mal varlığı verileri ve diğer. İşte ilişkili kişi raporları, diğer kamu kurumlarının tutmuş oldukları raporlar vesaire. Kriterler ne? Sektör ortalamasından bir sapma var mı? Bizim finansal verilerimizde dikkat çeken sektör ortalamalarından bir sapmalar var mı? Gider fazlalığı analizleri yapılıyor. Yani şirketin normal şartlar altında bu ciroyu elde edebilmek için bu kadar fazla gider olmasına gerek yok. Acaba arada sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge var mı? Muhasebe hesap analizleri. Şirketin içinde olduğu sektör gereği kullanması gereken hesaplar olabilir, kullanmaması gereken hesaplar olabilir. Burada bir dengesizlik var mı? Örneğin şirket ithalat ihracat firması, 646 ve 656 hesaplar bütün bir yıl boyunca çalışmamış. Misal. Satış kaynaklı analizler, örtülü kazanç, örtülü sermaye, kurumlar vergisi kanunu 12 ve 13. maddeleri, karşılaştırmalı beyan ve bildirim analizleri, yanıltıcı hatalı beyan bildirim analizleri ve hatalı değerlemeler. Şimdi risk unsurları olarak mali idare neyi görüyor? Birincisi, karlılık oranı sektörel ortalamaya göre sapma göstermesi. Yani sizin içinde olduğunuz şirketin faaliyet gösterdiği sektörde karlılık oranı %18 iken siz gayet düzenli bir şekilde her yıl ortalama %6 kar beyan ediyorsunuz. Artık bu dikkat çekiyor. Eskiden ya nasıl olsa biraz kar beyan ediyoruz. Yani hepimiz mali müşaviriz. Devlet de oradan vergisini alıyor. Bizim kapımızı kimse çalmaz gibi bir düşünce vardı. Şimdi artık öyle bir şey yok. Eğer sektörün genel kar ortalamasından yani bir sapma söz konusuysa bu takdirde biz riskli mükellef olarak addedebiliriz. Bu da bürüz satış karı. O konulara ben girmiyorum. Sayın Göksel hocamız girecek. Oradaki oran eğer daha düşükse sektör ortalamasından bu artık bizim için bir erken uyarı. Gelir tablosunda yer alan toplam satışları oranla karın düşük olması. Çok yüksek satış cirosu var ama kar son derece düşük. Şimdi vergi inceleme raporlarında artık hepimizin dikkatini çeken bir şey vardır diye düşünüyorum. Benim dikkatimi çekti. Artık mesela mali idare sahte ve muhteviyeti itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen mükellefleri tarif ederken sadece olayın hukuki o vaka özelinde değil genel olarak profilini de çiziyor. Çizdiği profillerden bir tanesi şirketin kısa zamanda yüksek cirolara ulaşması ama ona rağmen ödenecek karının çıkmaması. Yani finansal verilerinde bizim bugün konuştuğumuz finansal verilerinde bir dengesizlik. Şirket yeni açılmış, açılalı 3-5 ay olmuş. Çalışan sayısı 2, ikisi asgari ücretten gözüküyor. Ayda 700 bin lira fatura kesmeye başlamış. Bu çok dikkat çekici bir şey. Bu nasıl bir ticaret diyor mali idare. Bunu riskli buluyor. Ayda 700 bin lira fatura düzenlemeye başlamış ama giderde 696 bin TL. Çok iyi tutturuyor. 4 bin lira üzerinden vergi ödüyor. Şimdi bunları artık vergi inceleme raporlarında bile bu finansal tablo analizleri, söz konusu rasyoların inandırıcılığı raporlara da girmeye başladı. Karlılık oranının diğer yıllara göre sapma göstermesi illa kötü niyetli olmayabilir. Bir şirket sürekli %18 kar beyan ederken yaklaşık olarak bir yıl %1 kara düştü. Bu mali idarenin artık dikkatini çekiyor. Dediğim gibi oranlara düzenli bakıldığı için. Nakit satışların mali idare nezdinde ne anlama geldiğini tahmin ediyoruz. Nakit satışlarının sektör ortalamanın üzerinde olması. Bankacılık sisteminin daha az kullanılıyor olması. Finansman giderlerinin yüksek olması, bunlar mali idarenin dikkatini çeken uygulamalar. Net satışları oranla, örneğin pazarlama giderlerinin yüksek olması. Yıllar itibariyle bakıyor, şirketin satışlarında çok büyük bir patlama söz konusu değil, ama pazarlama giderleri hep yüksek. O zaman neyin pazarlamasını yapıyor diye düşünüyor mali idare.
Tabii ki bunu da yine coğrafyayla ve sektörle karşılaştırmak suretiyle. Şimdi az sonra özellikle bankaların bazı hazır standart setleri var. Hangi hesapları nelerle karşılaştırıyor ona değinmeye çalışacağım. Maliden de baktığı şeylerden bir tanesi alınan çeklerle satışları karşılaştırmak. Eğer mantıksal olarak alınan çekler satışlardan fazla olabilir mi? Olamaz. Birbirine yakın da yakın olması bile dikkat çekicidir. İşte mali idare de buna bakıyor. Bilanço kalemleriyle ilgili yatay ya da dikey rast analizlerinde sapmalar. Örneğin dikey analiz yapıyor mali idare. Kasa hesabının dönen varlıklar ve aktif toplumu içerisindeki payı sırasıyla %6 ve %1 olsun önceki yıl. Bu yıl birdenbire %1'den %8'e çıkıyorsa kasa hesabının payı bu mali idarenin bu dikey analiz çerçevesinde dikkatini çekiyor. Aynı anda şirketin bilançosunda hem ortaklardan alacaklar hesabının çalışması 131 hem de banka kredisinde olması. Bu yine mali idarenin dikkatini çekiyor. Acaba şirket bir rotatif kredi kullanıp kullanmış olduğu rotatif krediyi gidip ortağa mı verdi? Bilançolarda, kasa ve banka hesaplarında ya hazır değerlerde ya da para mevcudunda diyelim daha doğru bir ifadeyle değer bulunduğu halde şirketin gidip banka kredisi kullanması. Bildiğiniz gibi mali idare tabii ki yargıda farklı kararlar var ancak bu gibi durumlarda banka çekilen banka kredisinin faizini bile reddetmesi söz konusu olabiliyor. Ya da bilançolarda sürekli zarar beyan edilmesi. Bu zaten eskiden beri bildiğimiz çok dikkat çeken bir uygulama. Şimdi son olarak kredi kullanımını anlatmaya çalışacağım. Bu sunumlarda biz her zaman masanın diğer tarafında konuyla ilgili olan yeri geliyor kamu idaresinden, yeri geliyor bankalardan da kişilerle görüştük. Bazı formlar da var. Dediğim gibi bu orijinal formları siz bizim yayınımızda bulacaksınız. Şimdi neden özellikle İstanbul'daki mali müşavirler için bu kredi konusu önemli diye şöyle bir bazı istatistik verileri paylaşmak istiyorum. Kasım 2015 itibariyle en güncel data o. Türkiye'de 696.501 tane kurumlar vergisi mükellefi var. Bütün Türkiye'de faal. Ticari sicil rakamları biraz daha yüksek. Faal KDV mükellefi ise yaklaşık 2.442.000. Faal gelir vergisi mükellefi ise yaklaşık 1.829.000. İstanbul'un ağırlığına baktığımızda kurumlar vergisi açısından adetsel olarak baktığınızda %36,99'un İstanbul'da olduğunu görüyoruz. Yani 696.000 kişinin mükellefin, tüzel kişi ya da gerçek kişi, 257.000 tanesi bizim burada mükellefimiz. KDV ve gelir vergisi açısından da oran yaklaşık %30. Ama ödenen parasal değer açısından baktığınızda %30 ve 36'lardan rakam %55'e çıkıyor. Türkiye'de örneğin ödenen 35 milyar TL kurumlar vergisinin 21 milyar TL'si İstanbul'dan kaynaklanıyor, İstanbul'dan finanse ediliyor. Büyük mükelleflerden çoğunlukla ve diğerlerinden. Kredilere baktığımızda Türkiye'de bu yıl şu anda Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin en güncel yayınladığı rapora göre 1 trilyon 661 milyar 859 milyon TL şu anda açık kredi bakiyesi var Türkiye'de. Ve bunu ikiye kırarak incelememiz mümkün. İller bazında da ayırmamız mümkün. Orada çok fazla seçenek var. Girerseniz görürsünüz. Şöyle yaklaşık 411 milyar TL'si kamu bankalarından, 3 tane bankadan alınmış bu kredilerin. Geri kalan 1 milyar 251 milyon TL'si ise özel bankalardan alınmış. Buradaki İstanbul'un ağırlığına baktığımızda ki krediye herkesin ihtiyacı olduğunu varsayarsak burada mükellefi de aşan bir şey söz konusu. Ona rağmen Türkiye'nin yarısının %49'unun 48-87'sinin İstanbul'unu yani bizim mükelleflerimizin çok yoğun bir şekilde bizim hazırladığımız finansal setlerle kredi başvurusunda bulunduğunu görüyoruz. Ve takipteki kredilerin oranında söz konusu yaklaşık 1.6 trilyon kredinin %3'ü şu anda güncel olarak takipte. Tabii ki biz kredileri sadece bankalardan değil, örneğin leasing firmalarından kullanılan kredi 36 milyar o rakamların dışında. Finansman şirketlerince kullanılan krediler 22,5 milyar TL civarında ve yaklaşık 22 milyar TL'de factoring şirketlerinde kullanılan kredi var.
Yani ne kadar yüksek bir hacim olduğunu görmemiz açısından ve bunun çoğun yarısının İstanbul'da olduğunu unutmayalım. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon 821 bin adet çek yazılmış Ekim 2015 itibariyle. Yazılmıştan kastım yani çek keşide edilmiş. Yanlış ifade ettim. Çek keşide edilmiş. Bunun %3.4'ü yani 701.315 tanesi karşılıksız çıkmış. Bu oran %4.1, ben buraya tabii bütün datayı almadım başınızı ağrıtmamak için. %4.1'e çıkıyor eğer tutarsız olarak bakarsak. Yani tutarsız olarak aslında karşılıksız çıkan çek sayısı çok daha fazla tutarsız olarak. Protesto edilen senet sayısı ise ilk 10 ayda yaklaşık 912 bin tane senette protesto edilmiş. Dolayısıyla özellikle bu veriler karşısında finansal aktörlerin artık bizim de yaptığımız toplantılara gördüğümüz o daha seçici ve daha detaylı analiz yaptıklarını söyleyebiliriz. Şimdi çok kısaca kalan süremde özellikle bankaların nelere baktığını ve bizim o finansal setleri hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini ifade etmeye çalışacağım. Bunlardan bir tanesi unutmamamız gereken kredi analizleri işletmenin ham madde olarak finansal tablolarını alıyor ve söz konusu kredinin geri ödeme kabiliyetini anlama yönelik analizler yapılıyor. Şimdi baktığımızda finansal analiz bir firmanın mali durumunu, faaliyet sonuçlarını değerlendirebilmek ve gelişme yönlerini saptayabilmek ve o firma ile ilgili geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek için mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içerisinde göstermiş oldukları eğilimlerin analiz edilmesi. Yani hem kalemler arasındaki ilişkiyi hem bunun zamansal olarak nasıl bir trend içerisinde olduğuna bakıyorlar. Tabii ki bunu yaparken şirket yöneticileri bunlardan yararlanıyor. Kredi vermek isteyen finansal aktörler bu verilerden yararlanıyor. Bir de örneğin şirketin devralınması, şirket birleşmeleri, şirket satışlarında özellikle yatırım yapmak isteyen kişi ve kurumlar bu verilerden yararlanıyor. Şimdi burada firmalar genel olarak nelere bakabilir? Birincisi genel kabul görmüş oranlar var. İşte denir ki cari oranın şununla şu arasında olması örneğin iyidir gibi. Bir bu tarzda analizler yapılıyor. İkincisi şirketin geçmiş oranlarıyla karşılaştırmalar yapılıyor. Ve bir diğeri de sektör ortalamaları ya da benzer aynı sektörde tanınan büyük bir firmayla söz konusu şirketin karşılaştırılması yapılıyor bankalar tarafından. Mali analiz neden önemli? Bizim mükelleflerimizin bir kredi alıp almamalarını mali analiz belirliyor. Çok büyük bir yüzdeyle. Ona sonra vereceğim. Ve eğer ki o kredi kullanılacaksa o kredinin şartlarını belirleyen işte faiz oranıdır, teminatıdır, bir peşinat varsa örneğin leasingse peşinatının belirlenmesi. Bütün bunlar finansal analiz sonucunda şirketin elde edeceği dereceye göre tespit ediliyor. Şöyle bir yanlış algı var. Bunu özellikle dile getirmek istiyorum. Teminat verdik mi çok rahat banka kredisi alabiliriz diye. Hayır, bankacıların gözünde hiçbir banka kendisini bir gayrimenkul şirketi olarak görmüyor. Yani krediyi geri ödemede teminata değil biz şirketin esas faaliyet alanında nakit yaratıp yaratmadığına bakarız diyor. Az sonra detayları anlatmaya çalışacağım. Bu değerler yaklaşıktır tabii. Akılda biraz kalıcı, akılda rahat kalsın, kalıcı olsun diye bazı değerler getirdim. %70 finansal analize bakılıyor. Karlılık, likidite, borçlanma oranları bankalar buna bakıyor. %20 moraliteye bakıyorlar. Moraliteden de kastımız şirketin karşılıksız çeki var mı? Protesto senedi var mı? Moraliteye %20 bak. Tabii bunlar dediğim gibi yaklaşık değerler. Moraliteye bu oranda bakılmakla beraber moralitenin yutan eleman etkisi var. Yani eğer şirketin örneğin protesto edilen senedi karşılıksız çıkan çeki varsa o tabii ki diğer bütün seti olumsuza çevirebiliyor. Yorumu olumsuza çevirebiliyor. Bir de tabii ki firma bilgileri. Bu da subjektif. Şirket ne zaman kurulmuş? Ortaklık yapısı ne? Ortakların özgeçmişi nasıl? Sektör deneyimleri nedir? Ortaklar bir fiil şirkette çalışıyorlar mı? Ortak dışındaki yöneticilerin yani alternatif ortakların profilleri nasıl? Gibi. Bir firmanın değerlendirilmesinde en önemli başarı kriterlerinden bir tanesi firmanın nakit yaratma kabiliyeti.
Özellikle bütün bu finansal analiz, şirketin nakit yaratma kabiliyetine sahip olup olmadığını anlamaya çalışıyorlar bankalar. Ve esas baktıkları konu, faiz giderlerinin faaliyetinden yarattığı nakitle ödenebilecek durumda olması gerekir. Tabii ki ismini paylaşmayacağım ama bir tane banka yöneticisi direkt zaten şöyle söyledi. Biz uzun uzun analiz yapıyoruz, yapmak zorundayız ama bizim bankanın, her banka buna bakıyor ama bir tane banka sadece en sonunda dönüp dolaşıp buna göre karar veriyor. Yani şirket faiz giderlerini faaliyet karıyla ödeyebiliyorsa eğer, o yılki faiz giderleri faaliyet karından düşükse o zaman kredi alması kolaylaşıyor. Buna dikkat edelim diye söylüyorum. Bu detaylara girmeyeceğim. Bunlar sizin bilginiz dahilinde olan şeyler. Bankalar tarafından hangi belgeler istendiğinde o belgede özellikle nelere bakıldığıyla alakalı. Şirketlerle ilgili bir derecelendirme yapılıyor. Yani bir istatistiki metotla şirketin kredi anlamındaki itibarını bankalar anlamaya çalışıyor. Bu bir örnek tablo. Her banka bunu kullanıyor diyemeyiz. Biraz hibrit bir çalışma. Ama gerçeğe son derece yakın. Yani bu derecelendirme o şirketin kredi kullanıp kullanamayacağını ve az önce ifade etmeye çalıştığım gibi eğer kredi kullanılacaksa bu kredinin şartlarını belli eden uygulama. Şimdi biz tabii finansal tabloları paylaştığımızda finansal aktörlerle onlar hemen mutlaka bu doğrudur, hiçbir yanlış yoktur diye alıp uygulamayı analizlere geçmiyorlar. Kendi içerisinde bir takım düzeltmeler yapıyorlar. Biz de mali müşavir olarak en azından bankacıların kendi işlerinde hangi düzeltmeleri yaptığını, en çok yapılan düzeltmelerin ya da hangi makyajları bildiklerini bilelim en azından. Şimdi karı yükseltme amaçlı makyajlardan örneğin finansman giderlerinin aktifleştirilmesi. 163 ve 238 numaralı vergi usulü kanunu genel tebliğine göre yatırımlarda ve stoklarda, evet bazı finansal alımlarda, yabancı kaynak kullanılarak yapılan yatırımlarda biz finansman giderlerini aktifleştiriyoruz. Ama bunlar bankalar bizden bu datayı aldıklarında biz öyle de versek ve bu doğru da olsa, hani burada herhangi bir hata hile olmasa da bankalar tarafından bunlar ayıklanıyor. Çünkü genel olarak mantık bu bir finansman giderdir. Finansman gideri olduğu için normalde dönem giderleri içerisinde bunun vergi matrahtan düşmesi, kardan düşmesi gerekirdi. Düşmediği için kar yüksek çıkıyor deyip orada bir tenzilat yapıyorlar. İkincisi, şirket çeşitli sebeplerle amortisman ayırmamış olabilir. Siz amortisman ayırmasanız da onlar sanki ayrılmış gibi kredi değerlendirmelerinde bunu dikkate alıyorlar. Ya da siz azalan bakiyalar usulü amortisman ayırmış olabilirsiniz. Bu hem mevzuata hem uluslararası uygulamalara uygundur. Fakat normalde o varlık daha fazla yıpranmıyordur. Çünkü azalan bakiyalar uygularsak şirketin varlığın faydalı ömrü değişmemekle beraber kalan bakiye çok daha az gözükür. Sanki olduğundan fazla yıpranmış ve hemen yenileyecekmiş gibi, hemen bir nakit ihtiyacı, hemen bir kredi ihtiyacı olacakmış gibi değerlenir. Şirketin lehine olacak bir yorumla burada azalan bakiyeler usulü ya da hızlandırılmış amortismanı dikkate almıyorlar. Grup içerisinde bir varlık satışı varsa, bir grup şirketi A'dan grup şirketi B'ye bir satış olduysa bunu çok fazla dikkate almıyorlar. Sonuçta gerçek bir satış değilmiş gibi mütalaa ediyorlar. Alacak ve borç senetlerinde reskont, vergi usulü kanununa göre biliyorsunuz ihtiyari sadece bir tanesini yapan diğerini de yapmak durumunda. 290. maddeye göre ama burada ne olursa olsun alacak ve borç senetleri gerçek değerleriyle gösterilmek durumunda. Bilançoda finansal borç olmasına rağmen gelir tablosunda faiz gideri yoksa, unutulmuşsa yazılması, yani kredi alabilmek için şirket ödemiş olduğu faizi gider yazmamış mesela gibi. Onu dikkate alıyorlar. Likiditeyi yüksek göstermek sebebiyle yapılan makyajlar yine bankalar tarafından dikkat edilen. Uzun vadeli finansal borcun kısa vadeli borçlar hesabında, yani ilgili kısmının 300'lü hesaplarda gösterilmemesi. Şimdi bildiğiniz gibi biz uzun vadeli bir kredi aldığımızda biz bunu 400 krediler hesabında takip ediyoruz. Ama bunun takip eden dönemde, yani finansal seti hazırladığım ilk dönemde, ilk ödeyeceğim döneme gelen taksitlerini 303 hesapta takip ediyor olmamız lazım. Doğru mu? Tek düzen hesaplı uygulama genel tebliğine göre. Eğer bu yapılmamışsa ya da
aslında kısa vadeli olan krediler uzun vadeli kredilere çekilmişse o daha farklı. Her ikisinde de bankalar buna dikkat etmek suretiyle makyajlama olarak mütalaa ediyorlar. Finansal borçların kayıtlara yansıtılmaması. Baktığımızda sizde kredi hesabı gözükmüyor ya da olduğundan daha düşük gözüküyor. Bu sebeple zaten bankalar risk merkezi kayıtlarıyla sizin vermiş olduğunuz bilançoları zaten karşılaştırıyorlar. Gerçek olmayan borç alacakların yaratılması özellikle grup içi firmalarla. Yasal yükümlülüklerinden kaçınmak için işçi ücretlerinin olduğundan düşük gösterilmesi. Bu durumda tabii ki hepimizin bildiği gibi kasa hesabı ya da ortaklardan alacaklar hesabı şişiyor. Ve bankalar söz konusu şişen bakiyeleri öz varlıktan düşüyorlar. Yani her ne kadar burada mükellefe ya da bizlere geri dönüp bir bildirim yapmasalar da biz kendimizce doğru yaptık ya da bak hiçbir geri bildirim olmadı da denilse onlar kendi içindeki raporlamalarında fiktif olan bakiyeleri 100 ve 131 hesaptaki şirketin öz varlıklarından düşmek suretiyle rasyoları hesaplıyorlar ve derecelendirme yapıyorlar. Ortaklardan alacak ve ortaklara borç kalemlerinin kayıt dışı işlemleri kamufle etmek amacıyla kullanıldığı endişesi. Bu da bankalarda var. Şimdi bunları biz bildiğimiz için çok fazla zamanım da daralıyor. O yüzden bu kısmı hızlı geçeceğim. Kasa hesabında nereye bakıyorlar? Kasa hesabında fiktif bir rakam var mı? Şirketin faturasız satışları, faturasız alışları, ücret bordrosunda gösteren ücretten daha fazla ücret ödemeleri ya da şirketin sahibinin ya da ilişkili kişilerin şirketin para mevcudu almış oldukları değerler var mı yok mu? Bunu anlamaya çalışıyorlar. Bankalar hesabında özellikle baktıkları döviz değerlemeleri yapılmış mı? Bankalarda takdiyat dedikleri herhangi bir blokaj, herhangi bir rehin söz konusu mu bizim hesaplarda göstermediğimiz? Bunlara bakıyorlar. Tabii ki para mevcudunun az olması iyi olmadığı gibi olması gerekenin çok üzerinde olması da atıl kapasite olarak mütalaa edilip yine bankalar tarafından çok pozitif görülmeyen bir uygulama. Ticari alacaklara baktığımızda donuk ticari alacaklar var mı? Öz kaynaklardan düşüyorlar. Yani yıllardan beri A firmasından 120 bin lira alacaklıyım. Ama o orada duruyor ve ben de hala tahsil etmiyorum. Normalde bu zaten şüpheli hale gelmiştir. Karşılık ayırmam lazım. Biz ayırmasak da banka rasyoları hesaplarken ayırıyor. Banka borçları ile ilgili baktıkları kısaca bunlar. Mevzuç bilgilerinde yer alan ancak firmanın bilançosunda gözükmeyen ya da eksik gözüken kredi rakamları var mı? Bankalar bunu analiz ediyorlar. Factoring, finansal kiralama ve tüketici finansmanı şirketlerine olan bir yıldan kısa vadeli borçların orada gösterilip gösterilmiş. Mesela banka kredileri göstermiştir ama 301, 302, 401, 402 yani örneğin finansal kiralamalarla alakalı işlemler muhasebe kayıtlarına alınmamıştır. Bunlara dikkat ediyorlar. Evet, biraz hızlanıyorum. Şimdi finansal uygulama açısından gelir tablosundaki makyajlamalarda neleri makyajlama olarak kabul ediyorlar? Bazı borçları ve yükümlülükleri bilançoda göstermemek, bazı aktif kalemleri olduğundan fazla göstermek, gider yazılan bazı masrafları aktifleştirmek, bunların bir kısmını söyledik. Tahsili mümkün olmayan alacaklar için karşılık ayırmamak, olmayan stokları bilançolarda göstermek. Stoklar hesabı rahat oynanabilen bir hesap olduğu için analizlerde buna özellikle dikkat ediyorlar. Personel açıktan ücret ödeyip ücret giderlerini olduğundan az göstermek. Serbest olmayan mevduattaki blokajları göstermemek gibi. Şimdi genel olarak baktıkları finansmanda uygunluk ilkesi. Finansmanda uygunluk ilkesi mevcut duran varlıkları ve yeni duran varlıkları devamlı işletme sermayesiyle finanse edilmesi gerekir. Devamlı işletme sermayesinden kasıt da uzun vadeli borçlar ve öz sermaye. Yani şirket eğer kısa vadeli yabancı kaynaklarla duran varlık yatırımı yapıyorsa bu takdirde bu bankalar açısından hiç hoş karşılanmayan ve bizim kredibilitemizi düşüren bir uygulama olacak. Bankaların çok dikkat ettiği
kavramlardan bir tanesi net işletme sermayesi. Net işletme sermayesi esas itibariyle şirketin dönen varlıklarıyla kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki fark. Sermaye azaldıysa, dönemi zararla kapattıysam, alacakları zamanda tahsil edemiyorsam, kredili satışlarımda vade uzadıysa, ortaklara aşırı derecede bir kar dağıtımı yaptıysam, bu takdirde net işletme sermayemde azalmalar meydana geliyor. Ve bunu tabii ki kısa sürede şirketin telafi etmesi ya da bununla ilgili çözüm önerileri soruluyor şirkete ki biz de orada o önerilere birkaç tane örnek vereceğiz. Faaliyet döngüsü ve nakit döngüsü önemli. Biz bir alım yaptığımızda stoklara örneğin bir mal alıyoruz. Akabinde bir satış yapıyoruz. İşte bu stok devir hızı. Yani hemen bir stok bizim aktifimize girdiğinde hemen satılmıyor. Bir süre stoğumuzda kalıyor. Satış yapıyoruz. Bizim aslında ödeme vademiz alım ağırında başladıyken satıştan sonra tahsilat vademiz başlıyor. İşte biz buna faaliyet döngüsü diyoruz. Onun altında da kendi satış ve tahsilatımıza da nakit döngüsü diyoruz. Burada faaliyet döngüsü stokta kalma süresi artı alacak tahsil süresi. Biz söz konusu faaliyet döngüsünden borcumu ödeme süresini aşağıya çıkarttığımda o zaman biz nakit döngüsünün karakteri hakkında fikir sahibi oluyoruz. Eğer nakit döngüsü uzun ise o zaman şirketin ciddi anlamda krediye ihtiyacı olduğu yorumu yapılıyor bankalar tarafından. Ama eğer nakit döngüsü kısaysa, yani ben alımımı yaptım, bir vadeyle borçlandım, akabinde stok devir hızım yüksek, hızlı bir şekilde satışımı yaptım ve uzun vadeyle tahsilatta, kendi tahsilatımda çalışmıyorum, o zaman benim nakit döngüm kısadır. O zaman şirketin parasal mevcutları iyi yönettiği anlamına geliyor. Evet, bununla ilgili akılda kalsın diye bir ayrı slide. Keza aynı şekilde ticari olarak borç alıyorum, stok sahibi oluyorum, alacak bekliyorum, nakit tahsil ediyorum ve bu şekilde bir döngü söz konusu. Bankaların baktıkları uyum anlamında gelir tablosu kalemleri, ilişkili bilanço hesapları ve muhtemel nakit etkisi dedik ya, esas itibariyle şirketin nakit performansına göre bankalar kredi veriyor. Örnek vermek gerekirse satışlarla ticari alacakları karşılaştırıyorlar ve müşterilerden yapılan nakit tahsilat olarak kendi yorumlamalarını yapıyorlar. Diğerlerine de zaten bakarsınız. Hangi tedbirler alınabilir? Net işletme sermayesi eksikse borçların yapılandırılması, uzun vadeli kredi sağlanması, teminatları artırarak, satıcılarla görüşülerek söz konusu borçların ödeme vadelerinin uzatılması, stok devir hızının arttırılması, alacak devir hızının arttırılması, yani kendi tahsilatlarımızı öne çekmek, sermaye artışı gibi çeşitli formülleri bizlerden, mali müşavirden ya da mükelleflerden duymak istiyor bankalar. O zaman daha rahat kredi veriyorlar. Bu konuya girmeyeceğim, onu Göksel hocamız paylaşacak. Özellikle bütün oranlara bakıyorlar. Ama özellikle hangi oranlara baktığını, işte cari oran, likidite oran, alacak tahsil süresi, borçta kalma süresi, net işletme sermayesi, aktif kalitesi vesaire, bu oranlara bakıyorlar. Bunların detaylı bir şekilde yayında zaten göreceksiniz. Şimdi son olarak bir iki tane konuyu dile getireceğim o süreçleri kolaylaştırmak için. Aktif kalitesi diye bir kavram var. Mesela normal şartlar altında bu bizim bilançolarımızda, gelir tablolarında yazmadığımız bir şey. Bankaların aktif kalitesinden anladığı, örneğin varlıkların, bilançoda gözüken varlıkların paraya çevrilme hızı gerçek anlamda. Ya da değeri, örnek vermek gerekirse, şirketin bir gayrimenkulü var, bilançoda 3,5 milyon TL gözüküyor. Eğer gerçekte oranın gerçek değeri zaman içerisinde 15 milyon TL'ye ulaştıysa, o zaman biz mali müşavir olarak belki şöyle bir şey önerebiliriz. Git bir ekspertiz yap, bunun gerçekte 15 milyon TL olduğunu göster, kredi dosyasının altına bunu bir bilgi olarak koy. Bu takdirde çok ciddi anlamda mükellefe bir katma değer sağlamış oluruz. Net finansal borçlar hesaplanırken mevduatlar düşülür bankalar tarafından. Mesela biz postlardan geçen paralar için ödediğimiz rakamları finansman gideri olarak mütalaa edebiliriz. Ama onlar finansman gideri olarak bunları elimine ederler. Sadece kredi faizlerini görüyorlar. Ciro artışında formüllere girmiyorum. Ciro artışlarında reel ciro artışına bakıyorlar. Yani 1 artı nominal artış bölü 1 artı enflasyon artışı eksi 1. Reel ciro artışı yüzde kaç artmış?
enflasyonun etkisini mutlaka arındırarak analizler yapılıyor. Evet, ortaklara borçları konuştuk. Ortaklara borçları geçiyorum. Öz kaynaklardan düşülüyor ortaklara borçlar. Çünkü 331 hesaplı gözüken bakiye ne de olsa şirketin ortağıdır. Biz bunu gerçek bir borç olarak görmüyoruz ve öz kaynaktan düşüyoruz diyorlar. Evet, net kar analiz edilirken bunu da dile getirmek lazım. Mutlaka ortakların mal varlıkları da isteniyor. Çünkü şirket hiç gayri resmisi olmadığını iddia edebilir. Ona rağmen kar düşük çıkar ama şirket aslında daha karlı olduğunu söyler. Çok ciddi nakit girişlerinin olduğunu söyler. Eğer bu iddiadaysak biz, o zaman mutlaka ortakların mal varlığı bilgilerini de paylaşmamız kredi dosyamızın onaylanmasını kolaylaştıracak. Pari-pasu ilkesi var. Genel olarak bankalar bir şirket diğer bankayla hangi teminat yapısıyla çalışıyorsa o da o teminat yapısıyla çalışmak ister. Pari-pasu ilkesinden kastımız bu. Yani biz mükelleflerimizi böyle de yönlendirmemiz lazım. Yani eğer bir kere evini gayrimenkul, yani gayrimenkulünü örneğin teminat göstererek kredi aldıysa ondan sonra bir daha kefaletle kredi alması zorlaşır. Evet, bunlara dikkat edin. Mesela bilançoyu zamanda paylaşmamak, stokların aniden artması, bunlar karşılıklardaki artışlar, bunlar red flag dediğimiz bir nevi erken uyarı sistemleri. Bunları geçiyorum. Zamanımı doldurmak üzereyim, hatta doldurdum. Son olarak, son slide'da şunu ifade etmeye çalışayım. Alınan kredi nereye kullanılacak? Bunu çok iyi anlatmamız gerekiyor mali müşer olarak. Yani bilanço evlerinde nakit etkisi, nakit akışının etkisi ne olacak? Yatırımsa fizibilitesi var mı? Eğer biz bir yatırım yapıyorsak mutlaka bizlerden bir fizibilite isteyecekler. Ya da biz acaba bir genel müdürlük, hiçbir nakit girişi olmayacak bir genel müdürlük binası mı alıyoruz? Yoksa bir üretimimizi, kapasitemizi artıracak bir fabrika mı alıyoruz? Tabii ki fabrikaya daha sıcaklar. Ama mesela bir genel müdürlük binası alıyoruz. Fakat İstanbul'daki 6 tane kira ödediğimiz yeri kapatıp tek bir tane bize ait bir genel müdürlük binası alıyoruz. Buna daha sıcaklar. Yani çünkü niye? Kira giderlerim azalacak ama tek bir yere kendi mal varlığıma ödeme yapıyor olacağım. Evet, bunları konuştuk. Kur riski var mı? Varsa buna karşılık bir önlem alınmış mı? Bir de şirketin riskli ülkeleriyle özellikle son dönemde bankaların baktığı, örneğin Libya ile, Mısır'la, Suriye ile vesaire ile ticareti var mı? Varsa toplam satışlar içerisindeki payı ne? Bunlara bakılıyor. Burada iki tane daha, bunları yayında göreceksiniz. Örnek analiz formu var. Bankalar genelde bunları ayrı ayrı bizden bir set alıyorlar, farklı farklı. Onların hepsini tek bir rapora koyuyorlar. Bilanço, gelir tablosu ve rasyolar tek bir A4 sayfasının içerisinde önemli kalemler yer alıyor. Onun örneğidir. Bir de gerçekten firma analiz raporu. Şirket adı yazmadan bir firmanın real analiz raporunu e-kitaba koyacağız. Onların detaylarını oradan görebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kısaca anlatmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sayın Doktor Murat Ceyhan'a çok teşekkür ederiz. Uygulamada aradığımız ve her gün karşılaştığımız bilgileri çok güzel bir şekilde bize özetledi ve sundu. Ben de size çok basit bir katkı yapayım bu konuda. Murat çok güzel anlattı. Ortaklar cari hesabının artmasıyla size benim özellikle bütün 40 senelik meslek hayatımda yapmış olduğum, tabii ben gördüğünüz gibi sadece hoca değilim. Aslında sizlerden biriyim ben. Hocalık daha sonra geldi. O seneki enflasyon oranını alın çarpı 2. Yıl içerisindeki ortaklar cari hesabı artışı enflasyon oranının 2 katıyla çarpın, açık satış tutarını bulursunuz. Teşekkür ederim. Şimdi ikinci sol tarafımda sevgili ve değerli meslektaşım Profesör Doktor Göksel Yücel bulunuyor. Göksel Bey ile biz aynı yaştayız. Göksel Bey İstanbul Üniversitesi aynı dönemde doçent ve profesör olduk. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı Başkanı kendisi. 1981'de doktor oldu. 1986'da doçent, 1996'da da profesör oldu. 87-89 arasında Birleşmiş Milletler'de uzman olarak çalıştı. Yurt içinde ve yurt dışında muhasebe ve finans konularında hali hazırda
kendisi eğitim vermektedir. 1995-97 arası Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'nde başkan sıfatıyla bulunmuş ve gayet iyi bir şekilde yönetmiştir. Halen Türk-Alman Üniversiteleri Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir. Sayın Yücel bugün bize finansal raporların temel özellikleri, finansal raporlamayla ilgili kavramlar, kısıtları ve mali analiz teknikleri üzerinde bir sunum yapacak. Arka arkaya geliyor maalesef ama sürenin kısıtlı dolayısıyla biraz katlanacaksınız gibime geliyor. Buyurun Sayın Yücel. Efendim sevgili dostum Emre Bey'e, Emre Burçkin'e çok teşekkür ediyorum. Bir saattir Murat Bey'in çok güzel bir sunumunu dinlediniz. Biz doğrusu bir ara planlamıştık ama arayı yapmayacağız şimdi. Benden sonra yapacağız. Benim bir saate değil birkaç saate ihtiyacı var aslında. Dolayısıyla evet, özetle kısa bir sürede, bu bir saati geçmez, sizi sıkmadan anlatacaklarımı aktarmaya çalışacağım. Şimdi ben perdede bazı şeyler yazıp çizip anlatacağım. O nedenle oturmam gerekiyor burada. Ayrıca size, bu benden kaynaklanan bir hatadır, buradaki eğitimin sonrasında okumanız için 10 sayfalık bir vaka etüdü yollamıştım ama bunu geç yolladığımdan ötürü sizlere ulaşmış değil. Ancak web sitesinde odanın koyulacak. Ona eğer bakarsanız akşam, ben bir tek şeyi garanti ederim, macera romanı gibi okursunuz, sıkılmazsınız vakada. Yani bir bakarsanız burada konuşacaklarımı hatırlamanız mümkün olur. Yine bir başka nokta, yaklaşık bir saatlik sürede finansal analizde kullanılan oranları, önemlerini anlatmam benim imkansız. Bunu yetiştirmeye kalkarsam sizleri de çok bunaltmış olurum. Herhangi bir finansal analiz kitabında, finansal tablo analizi kitabında bunları bulabilirsiniz. Ben size bunların içinden işinize yarayacağını düşündüğüm birkaç tanesini özellikle anlatacağım. Ve ama ondan önce mali tablolar nelerdir diye başlayacağım. Grubumuzun son derece seçkin olduğunu biliyorum ama hoşgörünüzle bazı bilgileri burada vurgulamak istiyorum. Mali tablo Arapça, isterseniz finansal tablo deyin, o da İngilizce, maalesef Türkçesi yok. Nedir bu tablolar diye eğer konuşursak, vallahi herkes bir şey söyler ama ben hiç kitaplara falan bakmıyorum. Gündelik hayatta herhangi bir şirketle, yok şirketle değil, bir şahısla tanışırsanız önce nesini sorarsınız? Evlenme programlarında filan neleri soruyorlar öncelikle? Evin var mı, araban var mı? Bizim bir numaralı tablomuz bilanço. Geçmişi boş verin. Geçmişte biz de Viyanalara kadar gitmişiz. Bugün vize almadan gidemezsiniz. Önce bir bugünle bakalım. Dolayısıyla bir numaralı tablomuz bilanço. Ama buna baktıktan sonra şöyle bir geriye doğru dönmemiz lazım. İyi kar ediyor mu? Bu tablonun da doğru adıyla kar zarar tablosu. Değil mi? Fakat yine grubumuz çok iyi bilir. Çok iyi kar etse bile bir şirket, paranın altından girip üstünden çıkıyorsa batar. Hiç şakası yok. Bunu gösteren üçüncü tablomuz ise buram buram İngilizce kokuyor. Nakit akış tablosu. Cash flows statement. Nasıl tercüme edelim? Bu bizim ilkokuldan beri bildiğimiz tablo. Eğer biz Amerika'dan ithal etmeseydik de ihraç etseydik tablomuzu, herhalde Amerikalı düşünürdü. Tahsilat tediye tablosunu İngilizceye nasıl çevirelim diye. Çok önemli bir tablo olduğu kesin bir gerçektir. Çünkü kar edebilmek kadar nakdi iyi yönetebilmek de önemlidir. O nedenledir ki ben bir şirketi eğer şöyle bir saç ayağı gibi 3 tabloyla değerleyeceksem bu 3 tanesinden başlarım. Şimdi izninizle ben bazı şeyleri çizeyim. Siz de görsel olarak rahat görür ve izlersiniz. Dediğim gibi, vurguladığım gibi yazmama gerek dahi yok. Bilanço bugünün fotoğrafı. Fakat sonra şöyle bir geçmişe dönelim. Kar zarar tablosu ve en az onun kadar önemli olan nakit akış tablosu. Şimdi bu tabloları incelemeye neresinden başlarsınız derseniz, vallahi gündelik hayat mantığı hepsinin cevabını veriyor. Söz gelimi memleketten yeğeniniz gelse yanınıza, halinizi hatırınızı sorsa, birazcık çay, otursa sizinle, bir çay ısmarlasanız ama küçüğünüz, sonra yolcu ederken nesini sorarsınız kendisine, ne sorarsınız? Bir de büyüğü olduğunuzu da düşünün.
Herhalde param var mı diye sorarsınız değil mi? Şimdi o nedenle ben bir şirketi analiz ediyor olsam öncelikle, buralara yazmıyorum zaten gereksiz, öncelikle bir bilançosuna bakarım. Yangın var mı, parası var mı? Demin Murat Bey son derece güzel sözler söyledi. Söz gelimi tecil veya taksitlendirme için bugünkü mali durumu nasıl? Ne kadar parası var, ne kadar alacağı borcu var? Bir numarada bakılması gereken nokta bu. Bununla ilgili oranları kendisi de zaten söyledi. Ben onları anlatmayacağım şu an. İkincisi, buna baktıktan sonra bugün yangın var mı? Bakmamız gerekli olan şey, iyi kar edebiliyor mu? Ben size karlılık oranlarını anlatacağım. İşinize yarayacak bazı şeyleri aktarabileceğimi düşünüyorum. Fakat kar yetmez, kar kadar da nakdi iyi yönetmesini bilebilmek lazım. Nakit yönetimi oranlarına herhalde benim burada girmem mümkün olmaz. Fakat ondan önce bir nokta var. Biz hangi tablolara bakacağız? Şimdi Türkiye'mizde son yıllarda hepinizin çok iyi bildiği gibi iki tane tablo dolaşıyor ortalarda. Bir tanesi uluslararası finansal raporlama standartları, diğeri maliyenin kurallarına göre hazırladığımız tablolar. Bunun hangisini analiz edeceğiz derseniz ben sizi birazcık geçmiş yolculuğuna götüreceğim. 1950'ler Türkiye'si, özel sektörün daha yeni geliştiği yıllar, muhasebenin daha henüz çok iyi olmadığı yıllar ve bizimkiler Batı ülkelerine bakmışlar. Bu Batı dediğimiz zamanda o sıralarda ön planda olan yer Amerika Birleşik Devletleri. Orada tabii finans ve muhasebe gelişmiş durumda ve söz gelimi bankaların kredi ilişkilerinde dahi şimdi özellikle İngilizce harfleri Türkçe okuyarak söyleyeceğim. Bankalar ratio diye bir şeye bakıyorlar. Ratio tam İngilizce. Okunuşuyla ratio değil mi? İngilizcesi ratio. Ne olduğunu algılayamamış bizimkiler. Türkçe'ye aynen öyle çevirmişler. Ratio'lar. Bugün ratio dediğimiz eski kitaplarda ratio diye. Çünkü eğer ülkenizde yoksa algılayamıyorsunuz. Peki o zamanlar kredileri nasıl veriyorlar? Tamamen şahsi ilişkilerle, mali tablolara bakmadan, Türkiye'de oranlara bakarak kredi analizi ilk defa Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nda yapılmıştır. O da 50 yıllık bir geçmişi var, daha fazla değil. Dolayısıyla aynı koşullar bizim ülkemizde gelişmediği için oralardan çok fazla taklitler almışız. Fakat bu arada bir başka noktaya hiç değinmiyoruz. İki tane tablo olabileceğimizi hiç hayal etmiyoruz. Halbuki günümüze geldiğimizde artık bunun son derece iyi biliyoruz. İki tane mali tablosu vardır şirketin. Bir tanesi bilgi veren, ikincisi vergi veren. Şimdi izninizle şu UFRS vergi farkını bir vurgulamak istiyorum burada. Şuraya evet, şuraya UFRS diyeyim. Yine hepiniz biliyorsunuz, bu uluslararası kurallar Avrupa Birliği dahil birçok ülkede kullanılıyor. Biz eksik olmasınlar, bunu Türkiye'mize adapte edelim dedik, ediyoruz da. Fakat dünyada olmayan bir şey yaptık. Kalktık el alemin standardını Türkiye Muhasebe Standardı diye yayınladık. Bu aynen şuna benzer. Göksel Yücel, Sefiller, Victor Hugo ile tam olarak uyumludur. Kitabını bassam vallahi mahkemelerde süründürürler beni değil mi? Biz gittik el alemin şeyine, Türkiye ne gerek var buna? Bütün dünyadaki adı UFRS. Şimdi herhangi bir tablo UFRS'ye göre hazırlanırsa neler oluyor? Öncelikle dikkat. UFRS'ye göre hazırlanmış bir tablo daha iyi anlaşılmıyor. Dili kötü. Bizim tablolarımızın en büyük derdi dilin kötülüğü. Sokaktaki vatandaş bu tabloları anlamıyor. Biz de anlaması hale geliyoruz. Çok basit, en ufak bir tenkit değil aramızda. UFRS'ye göre hazırlanmış olan tabloların aktifinde yer alan ertelenmiş vergi varlığının ne olduğunu bilemiyorsak, demek ki ben haklıyım. Yarattığımız dil sadece başka insanları değil, bizi de boğmaya başlamış durumda. Dolayısıyla UFRS'ye göre hazırlanmış bir tablo daha anlaşılır olmuyor. Bu arada sesim bilmiyorum gidiyor geliyor mu, yankı yapıyor mu, rahat duyabiliyor musunuz? Şöyle UFRS tablosunun dili kötüdür. Şöyle bir negatif bir renkle boyayayım. Fakat ölçme kalitesi iyidir.
ölçme kalitesi, varlıkların ölçülme kalitesi veya borçların ölçülme kalitesi iyidir. Söz gelimi olabildiğince piyasa değerlerini kullanır, olabildiğince güncel değerleri kullanır. Söz gelimi alacakları vade sonunda alınacak tutarıyla değil, bugünkü değeriyle gösterir. Gerekirse gayrimenkulleri yeniden değerletir. Ölçme kalitesi olarak iyidir. Ve yine bir başka nokta, bağımsız denetimden geçer. Bağımsız denetim vardır. Ve biz o tablolara gönül rahatlığıyla bakarız ve güne şey yaparız. Artı ülkemiz açısından önemli bir nokta, kayıt dışı işler yoktur orada. Bağımsız denetimden geçiyorsa onun kayıt dışı işleminin olmadığını vurgularız, istisnai kötü örnekler olsa da. Ve bu bilgi tablosudur. Şimdi devam edelim ikinci tarafa. Maliyemizin vergi mevzuatı çerçevesinde istediği tabloya. İşte onun sembolü vergi usul kanunudur. Şimdi buna göre hazırlanan tablonunların dili de kötüdür. Sizler alışıksınızdır, ben de alışığım ama onun içindeki birçok kelimenin, birçok terimin son derece sevimsiz şeyler olduğunu biliyoruz. Ben bunları söyleyince çoğu kişi kızıyor bana ama konusu kalmayan karşılık diye gelir hesabı mı olur? Kim uydurmuş bu ismi biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ama hikayesini anlatmak şu an konuyu dağıttırır. Dili kötüdür ama biz alışığız. Ne bileyim, asma tavana maddi olmayan duran varlıklar demişiz, özel maliyet. Kafasına insin bakayım o asma tavan, maddi mi maddi olmayan mı görür o zaman, değil mi? Yani problem değil, bu dil problemi var ama biz alışığız. Fakat ölçme kalitesi kötü. Şimdi ölçme kalitesinin kötülüğünden kastım asla kayıt dışı işlemler değil. Çünkü bir ülkenin vergi mevzuatı üç sebepten ötürü gerçekçiliğin dışına çıkabilir. Birincisi teşvik. Grubumuzdaki herkesin çok iyi bildiği bir şey. Bir sabit kıymeti yıl sonlarında bile alsanız ne kadarlık bir amortisman gideri hesap etme hakkı veriyor maliyemiz? Bir tam yıllık. Bu bir jesttir, yatırım teşvikidir. Ya da istisnai bir sektör. Bir uçağın ömrü 6 yıl olur mu? Maliye göre 6 yıldır bir Airbus'un ya da Boeing'in ömrü. 2010 yılında 10 yılına çıkardılar. Bu da uçak sektörüne, hava yolu sektörüne bir jesttir. Yani demek ki teşvik nedeniyle mali kurallar gerçekçiliğin dışına çıkabilir. Dünyada da vardır bunun örnekleri. Bir tek Türkiye'ye özgü filan da asla değildir. İkincisi gerçekçiliğin dışına çıktığı şey caydırmadır. Söz gelimi vergi cezaları buz gibi bir şirket gideridir ama maliye tahsilat planlarının bozulmaması için bunları giderden saymaz. Yoksa basbayağı bir şirket gideridir. Biraz da kötü yönetimin kaynaklandığı bir giderdir. Bu ikincisi tam zıddı. Üçüncüsü ise güncellikten uzaklık. Bu olmasa belki daha iyi olur ama örnek vereceğim. Hala ve hala kıdem tazminatı yükünü gider olarak kabul etmez maliyemiz. Çünkü yayınlandığı yıllarda Türkiye'de kıdem tazminatı yoktu. Veyahut ne bileyim buzdolabı üreten bir fabrika garantiler verdiği takdirde tahmini garanti giderini gider diye yazmasına izin vermez vergi usul kanunu. Yazarsa da gider diye kabul etmez. Sebebi bizim vergi usul kanunu yayınlandığında Türkiye'de buzdolabı yoktu. Bırakın üretimini filan. Dolayısıyla kendisini güncellemediği için de bu üç sebepten ötürü vergi mevzuatı tabloları gerçeğe yansıtmayabilir. Ne kadar mı yansıtmaz? Size bir iki tane örnek göstereyim. Yorulduğunuzda belki birazcık da eğlendirmiş olurum sizi. İki tane örnek göstereyim. Biri o yıllar geçiyor 17 yıl önce Turkcell halka açılmıştı. İki tane tabloyu perdede görüyorsunuz. Sağ taraftaki UFRS değil, onun kırıntıları diye kabul edebileceğimiz SPK'ya göre, sol taraftaki vergi kanunlarına göre. Şöyle aşağıya doğru inelim. Vergi kanunlarına göre zarar var, SPK'ya göre kar var. Aslında buradaki sakatlık bunun ikisini yayınlatan kurumdadır. Çünkü vergi kanunlarına göre hazırlanan tablo, şu üç sebepten ötürü gerçeği göstermez.
o vergi matrahına yönelik bir düzenlemedir. Bunu Türkiye yeni yeni fark ediyor. Veya başka bir örnek. Şuradaki ölçme kalitesi dedim, varlıklarla ilgili. Bir tane de oradan göstereyim. Bu da biraz eskici örnek, hoş görünüzde. Benim çok çok kullandığım bir örnektir. Modası da hiç geçmiyor çünkü. Türk Hava Yolları'nın 13 sene önceki bilançosunu göstereceğim. Önce Türk vergi mevzuatına göre şu an sizi oraya götürüyorum. Uzaktan belki okuyamıyorsunuz. 6 tane sıfırla okumamız lazım. Aktif diyor, dönen varlıklar. O kadar detaylı yazmışlar ki perdeye sığmasına imkan yok. Fakat sadece şu en alt toplama bir bakalım. 593 trilyon. 6 sıfır koyarak okuyacaktık. Şimdi ön taraftaki arkadaşlarımız görüyorlardır. Şurada arazi ve arsalar var. Kaç lira olduğunu görüyor musunuz? Şaka gibi ya, 1 lira. Hayır, 1 milyon lira. İyi de bu günümüzün bir madeni lirası. Efendim bu 13 yıllık bilanço diyorsanız 2 katını alın. %100 enflasyon. 2 de ben koyayım 4 lira. 4 de siz koyun 8 lira. 8 liralık arazim var diye dolaşın bakalım sokaklarda, ne yaparlar sizi? Anında bir ruh doktoruna götürürler. İşin komik tarafı hemen altındaki binalar yeniden değerlemeye tabi tutulmuş, 31 trilyon. Bu rakamlar böylesine toplanmış ve bir genel toplama ulaşılmış. Bu genel toplamın anlamı nedir derseniz, vallahi 7 sene önce biri bana bir fotoğraf gönderdi. O fotoğrafla bu toplamın anlamını göstereyim. Aramızda Rizeli arkadaşlarımız varsa hoş görsünler. Çok güzel bir ilçeleri var, Çamlıhemşin. Oradan bir fotoğraf. Şimdi bu toplama ne manası varsa, o Türk Hava Yolları bilançosunun manası da o kadar. Ama ne yapsın zavallı Türk Hava Yolları? Ülkemizin mevzuatı o. Ülkemizin mevzuatı o. Ve 2002 yılında Türk Hava Yolları mecbur olmadığı halde UFRS'ye göre bir tablo hazırlamış. UFRS tablosuna götürüyorum sizi. Demin 600 trilyondu o varlık toplamı. Şimdi aynı tarihli bilanço, öndeki arkadaşlarımız daha iyi gözüküyor. 3,5 katrilyon. Aynı tarihteki ikinci bilanço. Şimdi ölçme farkı bu kadar vahim dahi olabilir. Belki aramızda birçok arkadaşımız merak edebilir. Bu kadar akıl dışı farklılık nereden çıkıyor diye. Hemen söyleyeyim, enflasyon düzeltmesi yoktu o yıllarda. Leasingle edinilen varlıklar, ki uçaklar, bilanço aktifine sokulmazdı. Değişik sebepleri olabilirdi. Ama özet, demek ki UFRS mümkün mertebe iyi ölçmeye çalışıyor. Halbuki vergi kanunlarına göre ölçümler şu üç sebepten ötürü gerçekçiliğin dışına çıkabilir. Artı bağımsız denetim yok. Vergi dairelerimizin işte sürpriz denetimleri var. Kayıt dışı işlemler var mıdır onlarda? Vallahi kimsenin günahını alamayız tabii ki. Var diyemeyiz, olabilir. Şartlar uygun. Şimdi hal böyle olunca esas analiz edilecek tablonun UFRS tablosu olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bizimkiler 1950'li yıllarda Amerikan kitaplarına gidip bakmışlar ve orada görmüşler ki işte finansal analiz oranlar yoluyla incelemeye çalışıyorlar. Ama şu varsayım var, bütün tablolar Amerikan muhasebe standartlarına göre, yani bilgi kurallarına göre hazırlanmıştır. Maliyeye verilen tablo değildir. Artı bağımsız denetimden de geçmiştir. Orada gördükleri teknikleri aynen bize almışlar. Şimdi o halde ilk şey, kullanacağımız tablonun kalitesi önemli. Şimdi demin Murat Bey çok güzel söyledi. Bankalar artık tabii eskiden beri kredi ilişkilerinde vergi dairesi tablosunu isterlerdi. Şimdi işte sayıları 5 ile 10 bin arasındaki şirketten UFRS tablosunu istiyorlar. Orada belki biraz daha rahat analiz yapabiliyorlar. Onda da fıkra gibi örnekler var. 10 yıl falan oldu herhalde. Bir bankacı arkadaşım dedi ki bana içtenlikle. Hocam dedi, UFRS diye bir tablo getirmiş, derhal reddettik dedi. Git vergi dairesininkini getir demiş. Ama günümüzde artık pek böyle örnekler yoktur. Şimdi bu tabloların içerisinde
Dediğim gibi ben olsam öncelikle şurada bilançoya bir bakarım. Ama bugün bunu yapmayacağım ben. İyi nakit yönetmenin tablolarına bakarım ama bütün işin başı şuradaki karın iyi olması. Dolayısıyla ben size karlılık oranlarından bahsedeceğim ve duyduğunuzu inandığım ve duymanızın da şart olduğu bir EBITDA adındaki bir orandan bahsedeceğim, bir rakamdan. O belki günümüzün akılda kalan önemli konularından bir tanesi olur. Fakat öncelikle şu kar zarar tablosunun şekli nasıl olmalı? Bir 5 dakikayı belki oraya ayırmam gerekiyor. Şimdi size ben perdede bir kar zarar tablosu göstereceğim. Muhtemelen Türkiye'de Latin alfabesiyle yayınlanmış en eski kar zarar tablosudur. Şuralarda hazır etmiştim, onu göstereyim. Hala var mı böyle bir yer bilmiyorum. Kandıra Halk Orman İşletmesi'nin 1931 yılına ait kar zarar tablosu. Üste öncelikle bilançosu var. Bilançonun aktifini sanıyorum rahatlıkla görüyorsunuz. Bilançonun yarısı mevcut odundan mı oluşuyor? Odunculuk işletmesi olunca bu da normal. Fakat şu kar zarar tablosuna bakınca tablonun adı doğru. Kar zarar cetveli tablosu. Fakat bu tablo felaket bir şey. Satışları bile göstermemiş. Gayri safi karla başlıyor. Perdeyi de rahatlıkla okuyorsunuz. Tayyare resminden tutun. Banka faizlerine kadar, işte o sıralarda gelişmemiş ekonomi olan ülkemizde tablolar böyle hazırlanırmış. Sonra 1950'li yılların ikinci yarısında bizimkiler Amerika'yı keşfetmişler. Ve bakmışlar ki Amerikalılar bu tablonun şeklini çok güzel yapıyorlar. Yani rahatlıkla şirketi analiz edecek biçimde yapıyorlar. Ben bunu hazırlayabilirdim. Yani hayır, ben konuşurken yazacağım. Öncelikle Amerikalılar tablonun başlığına kar zarar tablosu dememişler. Hayata iyimser bakarak kar tablosu demişler. Gerçekten çok doğru. Onu bile bizimkiler tercüme edememiş, gelir tablosu demişler. O tercümeyi hatalı yapan kişilerle ben tam 25 yıl beraber çalıştım. Kar zarar tablosu ya da iyimser olursak kar tablosu. Ve bu kar zarar tablosu, günümüzde biz bunu kullanıyoruz. Orijinali Amerikan formatı. Taklit etmişiz, ayıp da değil yani, bir işi daha iyi yapan birinden örnek almakta hakikaten fayda var. Öncelikle satış hasılatını yazacağız. Satış hasılatı, hoşgörünüzle birazcık rakamlar yazayım çünkü benim çok işime yarayacak. 1000 lira. Ardından satışların maliyetini düşelim. İsterseniz gözünüzün önüne mütevazi bir bakkal dükkanını getirin. Satışların maliyeti 800. Aradaki farka Amerikalı brüt kar demiş. Biz gayri safi derdik. İngilizceden ithal brüt satış karı, brüt kar gibi kelimeleri kullanıyoruz. Şimdi hepinizin çok iyi bildiği şeyleri burada anlatıyor gibiyim ama bu bilgi bana lazım. Brüt kar. Şimdi biz eğer mahalle bakkalı için böyle bir tablo yapıyorsak, dur ya der, bitmedi der, masrafları düş. Şimdi Amerikalı bunlara operating expense demiş. Türkçesi işletme giderleri. Onu bile tercüme edememişiz. Faaliyet giderleri demişiz. Faaliyet activity'nin Türkçesidir halbuki. Ben de bu yanlışa ayak uydurayım. Faaliyet giderleri diyeyim. Ve bir bakkal dükkanında söylemeye gerek yok. Elektrik, su, kira diye devam edeceğiz. Biraz büyük bir şirket düşünürsek, büyük bir şirkette biraz fonksiyonel bir gruplama daha iyi olur. Pazarlama giderleri. Efendim, genel yönetim giderleri. Sonra kendi içinde ayırırız. Mahalle bakkalı için bu lüzumsuz bir ayrımdır. Çünkü oranın genel müdürü de o, pazarlama müdürü de o. Halkla ilişkiler de ondan sorulur. Orası için şeydi. Ve sonuç 155 lira. Şu aradaki rakama Amerikalı operating income demiş. Yani işletme karı, bakkallıktan ne geliyor? Biz buna da bir faaliyet karı demişiz. Öyle esas faaliyet filan gibi bir uydurma kelime olamaz. Biz Allah'a şükür bu tabloyu dejenere etmişiz. Ve şu çok önemli bir performans ölçüsü. Fakat sonra faaliyet dışı giderler, non-operating denilen gelir ve giderler, özellikle şirketler biraz büyüdükçe olabilir. Mahalle bakkalında olmaz ama faiz geliri olabilir, kur farkı geliri olabilir, demirbaş satış karı olabilir,
faaliyet dışı kalemler, faaliyet dışı kalemler önemsiz kalemler demek asla değildir. Ama kuruluş amacının dışında kalanlardır. İzninizle ben buraya bir faiz geliri yazayım. Fazla da uzatmayalım. 10 lira. Ve faaliyet dışı giderlere gelince herhalde en çocukça örnek bağış gideri olabilir ama ben buraya önemli bir şey. Kur farkı gideri ya da faiz gideri diyeyim. Faiz giderine de 22 lira diyelim. Buranın negatif katkısı oldu. Eksi 12. Sonuç 33 liraya düştü. Bizim vergi öncesi kar. Ve vergiye gelince ki kastettiğimiz kurumlar vergisi burada. Kısaca vergi diyeyim. Eğer bir kez bu tablo UFRS tablosuysa vergi bu 33 liradan alınmayacak pek tabii ki. Hatta maliye verilen tabloysa da vergiden muaf gelirler olabilir, kanunen kabul edilmeyen giderler olabilir. Onun için vergiyi buraya rastgele bir rakam olarak yazıyorum. Söz gelimi 10 lira yazıyorum. Sonuçta da net kar. Evet, şimdi hakikaten bir şirketin aslında bir numaralı bakılması gereken şey performans açısından kârdır. Ama acaba hangi kârlılık oranına bakalım derseniz perdeyi rahatlıkla görüyorsunuz. En azından 4 tane kâr rakamı var. Bu 4 tane kârlılık oranı demektir. Ve bunları satış hasılatına oranlayabilirsiniz. Aktif toplamına, öz kaynaklara oranlayabilirsiniz. Kârlılık oranı enflasyonu doğar. O nedenle ben şu çok sınırlı süremde size dünyanın en fazla önem verdiği ve bir şirketin de mutlaka en fazla önem vermesi gereken 3 tane kârlılık oranından bahsedeceğim. Fakat bunu oldukça ters bir üslupta yapacağım. Eğer biri kalkıp da net kârı, şu net kârı satışlara oranlıyorsa vallahi o pek düşünmeden yapıyor bu işi demektir. Net karı satışlara oranlayan bir kitap bulursanız, ben de çok aşırı konuşuyorum ama o kitabı, ya okumayın o kitabı. Yani öyle oran olmaz ya, net kar satışlara oranlanmaz. Çünkü satışlar sizin bir numaralı işletme göstergenizdir. Halbuki faaliyet dışı kalemler vardır net karı etkileyen. Çok basit, söylemeye gerek yok. Şurada pazarlama giderlerini ben 90 yerine 190 yapsam ama faiz gelirinde 110 yapsam net kar yine aynı kalır. Ama şurada zarar oluşur. Ne yapacağım? Net karı satışlara oranlayıp şirket satışları üstünde ne ilgisi var satışlarla? Geçmişteki süpermarketlerde olduğu gibi demek ki faaliyetlerden bir şey kazanmıyor. Bütün gelirini nereye şey yapmış? Faiz gelirine den ayakta kalmayı düşünmüş. Dolayısıyla net kar bölü satış hasılatı değil, neyi oranlamak lazım? Faaliyet karlılığını. Şimdi size inşallah zamanı yetiştiririm. Bir iki tane örnek vereyim. Akılda kalacak. 10 sene kadar önceydi. Migros'un genel müdürü değişmişti. O zamana kadar tabii şuradaki faiz gelirinden esas o süpermarketler yüksek devlet tahvili faizleriyle ayakta duruyordu. Yeri gelen genel müdürün küçük bir demeci vardı, benim işime yarayacak bu ifade. Bundan böyle operasyonel karlılığa önem vereceğiz. Kastettiği Amerikan İngilizcesinden çevrilmiş operating income'dan, yani artık esas işimizden kar edeceğiz, devlet tahvili faizi sona erdi diye. Bu benim işime yarayacak. Peki o zaman bir tane karlılık oranı. Bu arada benim o dokümanıma ulaşabilirseniz hepsi var bunların orada. Faaliyet karlılığı. Fakat şimdi size bir soru. Şöyle aşağılara doğru ineyim. Ya da şu tarafa doğru geçeyim, daha iyi olacak. Bir an için bir düşünelim. Hiç muhasebeyle, finansla zerre kadar ilgisi olmayan bir mimarı düşünün. Ve bu mimar lüks projeler çizebilmek için kendisine bir büro açtı. Biraz da fazlaca para harcadı. Gösterişe de önem verdi. 500 bin lira para harcadı bürosuna. Yani lüks mobilyalar, en gösterişli bilgisayarlar vesaire vesaire. 500 bin lira para harcadı. Hatta bir açılış kokteyli de düzenledi. Eşi dostu dedi ki kendisine, ya sen ne çok para, ne yapalım işte gösterişli işler yapacağız, bu önemlidir. Neyse, yıl başladı.
Birkaç kişi de çalıştırıyor yanında. Fakat gelen yok, giden yok. Ve o çalıştırıldıkları da geliyor, kira ödeniyor, maaşlar ödeniyor, telefon, elektrik biraz var. Fakat hiç gelir melir yok. Ve derken Eylül ayında ilk defa bir gelir elde etti. 20 bin lira. İlk defa böyle bir gelir elde etti. Fakat Ekim, Kasım, Aralık yine bomboş geçti. Fakat bu öyle bir gelir ki yılın bütün giderlerini, kira, ücret filan karşılıyor. Ona da 15 bin diyelim. Sonuçta burası 5 bin lira kar etti. Yani buranın kar zarar tablosu şöyle bir 5 bin. Bu tabloyu şuradaki gibi daha ayrıntılı hale getirebiliriz. Yok, yeter. Bu arada perde de iyi gözüküyor herhalde. Şimdi varsayınız ki bu mimarın da çocuğu, kızı ya da oğlu okulda işletme okuyor. Babasının kar zarar tablosunu gördü ve dedi ki baba dedi bizim dedi finans dersimiz vardı. Biz karlılık oranları öğrendik dedi. Bak git ver bakayım dedi şu kar zarar tablonu. Sen dedi 5000 lira kar etmişsin dedi. Bunu dedi gelirine satışlar deyin isterseniz oranlayacaksın dedi. 5/20.000 %25 karlılık demektir. Baba dedi çok karlısın dedi. Hem ben de iyi ki dedi işletmecilik okuyorum. Böylelikle işte sana da faydam oluyor, yol gösteriyorum. Sorum çok basit. Baba bu çocuğunu ne yapar? Der ki evladım der, hocana da selam söyle, o da bıraksın bu işleri. Değil mi? Seni de başka... Çünkü mimar sıfır muhasebe bilgisi, kafasını duvarlara vuruyor. En uydurma yere yatırsaydım 500 bini daha fazla kazanırdım değil mi yani şeyinden. O halde dünyanın bir numaralı karlılık oranı bir numara kar bölü yatırımlardır. Kar bölü yatırımlar oranı da buradan hesaplanmaz. Çünkü burada yatırımlar yok değil mi? Şimdi o zaman biz gelin şu kar bölü yatırımlar oranını konuşalım. Şimdi kar bölü yatırımlar. Dünyanın en çok önem verdiği bir numaralı oran. Bana da bir 10-15 dakika lütfederseniz sizi sıkmadan burayı bitirebileceğimi tahmin ediyorum. Şimdi ben kendi zamanımda ben de yönetim dersleri falan okudum. Hocalar böyle oranlar yazardı biz de not ederdik. Halbuki şimdi bilincimle öğrenci olsam derim ki hocam hangi kar? Yatırımdan kastınız nedir? Her şeye yatırım deniliyor. Bir dünya kar rakamı var. Şimdi biz bunu bir aydınlatalım işte bu kalan 10-15 dakikamızda. Şimdi varsayınız ki biz bir arkadaşımıza bir şirketin anahtarını teslim ettik. Şu şirket varlıklarını teslim etmektir aslında bu. Dolayısıyla bu varlıkları kendisine teslim ettik. Sarı renkte varlıkları gösteriyorum. Buradaki yatırımlardan kasıt varlıklar. Artık kendisine tahsis ettiğimiz varlıklar, sanayi şirketi ise maddi duran varlıklar ön planda veya ne bileyim işte ticaret şirketi ise alacak ya da stoklar ön planda göze çarpıyor. Peki hangi varlıklar? Yılbaşı mı, yıl sonu mu? Kar ne zaman elde edilir? Duyamıyorum ama zaten onu duymasam şeyi hep tuzağa düşüyoruz. Yıl boyunca elde edilir değil mi? Yılın sonunda hesaplıyorsak da o çok geç demektir. Dolayısıyla ortalama varlıkları oranlayalım. Yıl boyunca ne kadar varlık yönetti? En basiti yılbaşı, yıl sonu ortalama ne kadar varlık onun idaresindeydi değil mi? Tamam bu ortalama aktifler de diyelim ne olacak? Biz bizeyiz kendi terimimizi anlarız. Fakat hangi kar? Şimdi eğer kalkar da şuradaki net karla kendisini yargılarsak bu arkadaşımız kızacaktır bize. Siz diyecektir beni varlık yönetimi becerimle değerlemek istiyorsunuz. Halbuki bu varlıkların iki tane finanse edildiği yer var. Biri borç, diğeri öz kaynak. İkisinin de maliyeti var. Borçlanmanın bedeli var. Faiz gideri. Öz kaynağın bedeline ortaklar ne istiyor? Pek tabii ki kardan pay istiyor onlarda. Hangisi daha çok ister? Evet, konuyu çok dağıtmayın, finans dersi haline çevirmeyeyim. Daha çok isteyen tabii ki ortaktır. Fakat düşük olan budur. Ama maalesef
bu sene kar olmasa dahi zararda bile olsanız bağıra çağıra faizi ödediği için herkes ortağı durumu idare et dediği için bunu daha düşük zanneder. Halbuki ortağın beklentisi daha fazladır. Daha fazla riske atıyor kendisini. Her neyse. Şimdi şirketin kaynak yapısı net karı etkiler mi? Evet. Az borçlandıysa faiz gideri azdır. Çok borçlandıysa çoktur. Dolayısıyla kaynak yapısının dışarıya çıkarılabilmesi için bizim hangi karı kullanmamız lazım? Faiz gideri ve kar payı hariç olmak üzere kar. Faiz gideri ve kar payı hariç olmak üzere kar. Kar payı hariç demeye gerek yok. Zaten net kar hesaplanırken kar payı dikkate alınmaz ki. Biz neyi çıkarmamız lazım? Faiz giderini. Sebebi ne? Çünkü esas olan varlık maliyetinin, varlık performansının ölçülmesi. Peki, şimdi aslında bu şemamız bizim gayet güzel oldu. Şu sarı varlıkların getirisi kimler arasında bölüşülüyor? Borç verenler ya da öz kaynak sahipleri. Yok, bir tane daha var. Bu laflarım da tehlikeli ama mahallenin kabadayısı var. O da diyor ki biz seni koruyoruz. Bu da devletimiz. O da vergi istiyor. Sizler çok iyi biliyorsunuz vergi oranı politik bir tercihtir. 5-6 senedir %20 kurumlar vergisi. Daha önce 30'du, 33 ben %40 olduğu yılları hatırlıyorum çok eskilerden. Şimdi evet, şimdi kalkıp seneye diyebilir ki hükümetimiz %90'a çıkardım. Gık çıkaramayız. Arkadaşımız 100 lira kar etti. Devlet 90'ını aldı. Kaldı 10 liracık. Oranladık varlıklara ya hiç beceremedin ne der? Benim günahım yok der. Devlet vergiyi artırdı. O yüzden vergiyi de hariç tutalım. Faiz gideri ve vergi hariç olmak üzere karı ortalama varlıkları oranlayalım. Yani şu üçünün payını dışarıda tutalım. Kar payını yazmama gerek bile yok. Şimdi gelin bu rakamı hesaplayalım biz burada. Bir kez 23 lira net kardı zaten. 23 lira net kardı. Vergiyi dışarıda bırakırsanız 33 olur. 22 liralık faiz giderinde dışarıya bırakırsanız kaynak yapısıyla kaç lira çıkar? Faiz ve vergi hariç olduğu takdirdeki kar 55 lira olur değil mi? Ben de yanlış hesaplamadım konuşurken. 22, 33, 55. Bunu ortalama varlıklara, burada bir bilanço örneği yok. Varsayınız ki yılbaşı bilançosu, yıl sonu bilançosu, aktif ortalaması 550 lira. 550 lira. Bu da ne çıktı? %10. Adına ne diyelim? Varlık ya da aktif karlılığı. Peki, şimdi varlık ya da aktif karlılığı. Yalnız bu ifadeler çok uzun. Bunları biraz kısaltmakta fayda var. Ben de kısaltacağım zaten. Fakat ondan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Bana verilen süre çok sınırlı bir süre bunun için. Ve ben de bunu yetiştirebilmek için bir çaba sarf ediyorum. Ama bütün amacım şu oranın neden mantıklı olduğunu açıklamak. O mimarın tertemiz mantığını biz geliştirdik. Dedik ki ortalama varlıklarına oranla, ayrıca faiz, kar payı, vergiyi hariç tutarak o varlıklardan sağladığın karı oranla. Şimdi benim epey oldu bir yüksek lisans öğrencim. Tez hazırlıyor ama benim sevdiğim bir öğrenci ama iş hayatında 10 senedir filan da dedi ki hocam dedi ben bir araştırma yapacağım borsadaki şirketlerin oranlarını filan hesaplayacağım. Tamam dedim yani bildik bir konu ama yap. Ama dedim bana oranları bir getir. Bana bir liste getirdi. Oranlardan bir tanesi şu: net kar bölü aktifler. Şimdi ben bu oranı gördüm çok kızdım. Varlık yerine aktif desin, tamam mesleki kelime ama aktif olur mu ya? Ortalama aktif. Artı net kar olur mu? Faiz ve vergi hariç hiç belli etmedim. Dedim ki çok güzel oranlar, bir tane de ben ilave edeceğim dedim. Tabii hocam dedi, bak dedim şirketlerin dedim çevresindeki sokaklardaki kedi sayısını da şirketteki kalorifer dilimlerine oranla. Yarıda bırak hocam dalga ye. Yo dedim. Kedileri saymak zordur dedim. Kalorifer dilimi de kalmadı. Ama bulursam bu sayıları bilgisayara girerken bu makinenin aklı yok ki hesaplar bunu dedim. Değil mi? Seninkinin dedim ne mantığı var? Hiçbir mantığı yok ama
net kar, aktif. Bu işletmecilik dünyası kelimelerini kullandığın için doğru bir şey hesapladığını zannediyorsun. İleride inşallah dedim daha akıllı makineler çıkacak, senin oranını da reddedecek. Demek istediğim, bir oran hesaplıyorsak manasına bizim inanmamız lazım. Değil mi? Bizim inanmamız lazım. Ben lafını hiç esirgemeyen biriyim. Biraz tanımaya başladınız beni. Bir gün ben bir arkadaşımla bir kitapçıda dolaşıyorum. Benden daha genç. Bir baktık finans kitapları. Bir tanesini aldım. Bu oran var içinde. Net kar bölü varlıklar. Dedim ki önüne yazsana dedim. Almayın bu kitabı diye. Hocam başımıza dert olur. Yazmadık tabii ama dünyanın her yerinde var. Sakın ha ülkemi eleştiriyorum sanmayın. Her yazar bir şey yazar değil mi? Ama dediğim gibi seçici olmak lazım. Peki fakat şu ifadeler biraz uzun oldu. Onları kısaltalım. Faiz gideri ve vergi hariç olmak üzere kar. Nasıl kısaltsak acaba? Yok hiç kafamızı yormayalım. Bizden önce Amerikalı kısaltmış zaten. EBIT demiş buna. Açılımını bilhassa İngilizce yazacağım. Earning before, earning'i kar diye çevirmemiz lazım. Before önce, interest faiz gideri and tax. EBIT yani şu 55 liranın adı EBIT. Çok önemli bir gösterge. Ben hiç unutmuyorum. Ya da bunu birazcık sonra vereyim bu örneği. Evet, EBIT'in Türkçesi olur mu? Olmaz. EBIT uluslararası bir şeydir. Biraz önceki örneği şimdi söyleyeyim. Türkiye'de otomotiv sanayinde başarılı bir yan sanayi şirketi, aile şirketi, bunlara Almanlar ortak olmak istemişler. Bana da danışıyorlardı. Çok da iyi bir şirket hakikaten. Hocam dedi, Almanlar bize telefonda EBIT'imizi sordu, gık çıkaramadık dediler. EBIT halbuki uluslararası bir isim. İngilizce ama uluslararası bir isim. Bunun Türkçesi filan olmaz. Fakat Türkçesini yaparsanız olur. Ben ne kitaplar biliyorum. Kim bilir kaç kişi kızıyor bana şu an. Meşhur bizim stok değerleme metodumuz vardır. İlk giren ilk çıkar. Kısa adı nedir onun? FIFO'dur. Ya da havalı okursanız FIFO diye okursunuz. FIFO'dur. Bunu bizim rahmetli hocamız kitabında İGİÇ metodu yapmış. Sanki Sırp basketbolcu İGİÇ metodu. Ya bunlar uluslararası kelimeler. Bunlar kısaltılmaz. Değil mi? Kısaltılmaz. Ama bunu da ne yapmışlar? FÜVÖK. Duymuş muydunuz? Yani onun da kitabını bulursanız yazın almayın bu kitabı diye. Çok basit bir şey söyleyeyim size. Konuyu çok dağıtmayayım ama EBES diye bir şey duydunuz mu? EBES. EBS, edinilmiş bağışıklık eksikliği sendromu. AIDS ya, AIDS deyince o müsibet hastalığı herkes anlıyor. Hatta AIDS demiyoruz, İngilizce okuyoruz. Şimdi milliyetçilik başka, uluslararası haberleşmeyi engellemek başka. Böyle fuvök müvök olmaz. Onu sildik. Peki bu varlık karlılığının adı ne? Var. ROI ya da ROA. Bunların hepsi uluslararası kelimeler ama şey ROI. Karlılık diye çevirmemiz lazım. On investments ve yatırım karlılığı. Birçok önemli şirketin, aslında önemsiz şirketin de olması lazım. Temel şeyidir. Efendim, geçen sene ROI'miz %10'du fakat yetersiz. 2016 hedefini %12 olarak belirledik gibi. Ya da bazen ROA da denildiğini görebilir. Asset. Benim de birçokunuz gibi işte çok değişik ilişkilerim vardı. Yani bunu gözlemlediğim profesyonel yönetimi olan şirketler ROI hedefini koyar. Ne kadar ROI ile çalışacağız? Dikkat edin, mimarın yaptığını yapıyorlar aslında değil mi? Ama biraz daha profesyonelce. Fakat bu EBIT gibi bir de EBIT de var. Şimdi onu da anlatabilirsen bir 5 ya da 10 dakika içinde, o tam bir eğlence şey zaten. EBITDA. EBITDA. Demin Murat Bey'in oranlarında da vardı EBITDA. Şimdi bu EBITDA ne demek derseniz iki şey daha hariç demek değil mi? D ve A. O niye hariç onu isterseniz şöyle bir örnekle vereyim.
Varsayınız ki bir arkadaşımızla sohbet ediyoruz. Sorduk ya sen İstanbul'da yaşıyorsun. Senin aylık giderlerin ne kadar? Düşündü taşındı amortismanlarım dahil 3000 liradır dedi. Ne dersiniz böyle bir arkadaşa? Ne saçmalıyorsun ya deriz değil mi? Bir dakika dedi niye saçmalıyım dedi. Kira giderim var, mutfak masrafı, yol parası. E dedi televizyon, buzdolabı bunlar da eskiyor. Onlar olmadan yaşamaya imkan yok ki. Aslında bal gibi haklı arkadaşımız değil mi? Fakat biz gene de saçmalama deriz. Sebebi amortisman çok önemli bir gider ama tahminden başka hiçbir şey değil. Değil mi? Kim bilir tahmini nasıl yaptı? Televizyonda 5 değil 8 yıl ömür ise rakam bambaşka çıkardı. Şirketlerde özellikle sanayi, özellikle ulaştırma şirketlerinde amortisman koskoca bir tahminden başka bir şey değil. O yüzden evet biz amortisman giderini hesaba katıyoruz. Çünkü onu katmadığımız takdirde karı olduğundan fazla hesaplarız ve en azından ortakların fazla kar payı çekmesine neden oluruz. Sıfır demektense kaba saba da olsa bir amortismanı yazmaktır doğru olan. Ama bir profesyonel analiz yaparken ya şu amortismanı hariç tutup konuşsana der değil mi? Amortismanı hariç tutup konuşsana. Çünkü bir an için düşünün. Türk Hava Yolları'nı düşünün. 300 civarında uçak var. Her biri 100 milyon dolar. Ömürleri ne kadar onların? UFRS bile kullansanız yönetim kurulu tahmin ediyor. 15 deseler bambaşka bir kar çıkar. 20 yıl deseler bambaşka. Onun için şu amortismanı da hariç tutsanıza. Evet, EBITDA amortisman da hariç demek. Peki, yalnız ben amortisman dememe rağmen iki tane harf var değil mi? Burası işte gelin tam fıkra. 1920'ler ya da 30'lar, daha Amerika filan yokken Türkiye'de, Batı dediğiniz zaman Avrupa'yı algılıyor Türkiye. Almanya, Fransa, İngiltere, özellikle Fransızlarla çok daha fazla temasımız var kültürel açıdan. Ve bizimkiler biraz fazla mizansen bu ama Fransa'ya gitmişler. Bakmışlar ki Fransa'da dev sanayi şirketleri var. Ülkemde yok ki böyle bir şey. Ve o sanayi şirketleri giderlerini gerçekçi tespit etmek için amortisman hesap ediyorlar. Yazılışı farklı, Türkçesi söylediğimiz gibi amortisman. Biz de demişler inşallah Türkiye'de şirketlerimiz olursa amortisman gider hesap. Özet amortisman bize Fransızcadan gelme. Hepinizin harika bildiğiniz bu kelimenin kökeni ise Latince. Dört harfli bir kelime var orada. Görebilen var mı? Mort'tan gelme. Yani mort Latince'de normal, yok olmak demek. Fransızca bizde argodur ya. Bu demirbaşlar ne kadar mort oldu bir hesaplayın demek değil mi? Yani halbuki biz sanayileşmiş olsaydık biz yıpranma gideri derdik herhalde. Fransızlar yıpranma kelimesini ithal ederlerdi. Neyse Fransızlardan almışız biz amortisman. Devam edelim. 1950'li yıllar Amerika artık gelmiş. Bir bakmışız ki Amerikalılar maddi duran varlıklar için depreciation diyorlar. Depreciation. Amerikalılara demişiz ki çok da güzel kelimeniz varmış ama artık bizlik Fransızlardan ayıp olur. Sizin depreciation'ınız kalsın. Tamam. Yani depreciation İngilizcesi, Türkçe'de Fransızca kökenli. Fakat işgüzar Amerikalı bir de maddi olmayan duran varlık ayrımı yapmış. İşte örnek verdiğinizde lisanslar, markalar, filmler. Star Wars filmi şu sırada Disney şirketinin en önemli aktiflerinden bir tanesidir. 1950'li yıllarda da Ben Hur filmi Metro Golden Mayer film şirketinin en önemli aktifi. Aynı tarihte Türkiye'de Yeşilçam sineması var. Türkan Şoraylı, Hulusi Kentmenli, Allah bilir bilançosu yok şirketlerin o zaman değil mi? Şimdi bizde yok tabii patentli lisans hakkı 1950'li yıllar ama Amerikalı da var. Şimdi burada işgüzarlığı yapan Amerikalı. Bir kez bu ayrım lüzumsuz. Maddi olmuş, maddi olmamış. Ben işimdekine bakarım. Bilgisayar alıyorsunuz maddi duran varlık. Program alıyorsunuz maddi olmayan duran varlık. Ne ilgisi var? İkisi de benim yatırımım. Zaten UFRS'de böyle bir ayrım yoktur. Tek satırda yazarsınız onu. Her neyse ama işgüzar Amerikalı maddi olmayan duran varlıklardaki değer kaybına amortization demiş.
ve hayatı taklitten ibaret olan Türk bilim dünyası şap diye kalmış ortada. Hadi tercüme edin Türkçe'ye. Şimdi benim rahmetli hocam, Allah günah yazmasın, bana diyor ki yeni asistanım, Göksel Depreciation'ın Türkçesi amortismandır. Tamam hocam, öğrendim. Amortization'ın Türkçesi beni bir gülme tuttu. Belli etsem meslek hayatım o gün biterdi. Buna da itfa demişler. İtfa da belki biliyorsunuz mortun Arapçası. İtfa da yok olmak demek. İtfaiye yok edici demektir. Şimdi böyle bir biz bunları bilelim. Biz bunları bilelim. Ama bunlardan sınav sorusu filan yapanlara çok kızıyorum yani. Anlattığımı biliyor mu onu sınav sorusu yapan? Ama işte maddi duran var, test soruları yaparlar bunlardan. Dolayısıyla EBITDA amortismanı da dışarıda bırakıp bir konuşsana demek. Şuradan ben hesaplayamam çünkü amortisman giderini açıkça göstermiyordum ama EBITDA ne kadar önemli bir şeydir. Bir örnek vereyim izninizle. Aslında ben de bilgisayarımda çok güncel şeyler var da hoşgörünüzle biraz bir eski örnek göstereceğim. Bu arada birkaç dakikam var benim. Yok yok, zaten toparlarım da. Türkiye İşçi Cam Fabrikaları. Çok önemli bir kuruluşumuz tabii ki. Ve bu önemli kuruluşumuzun yıllık raporunu gösteriyorum size. Bilhassa İngilizcesini gösteriyorum. Yok, çok fazla gittik. Evet, şurada 4 tane İngilizce başlık olan daire var. İşte İngilizce ama hepimiz ilk sales revenue, satış hasılatıyla övünüyor. International sales ihracatı kastediyor. Investments yeni sabit ve dördüncüyü gördünüz, o nedir? Net kardan daha önemli bir rakam EBITDA. Değil mi? Varlıkların yarattığı karı gösteren rakamdır EBITDA. Ve EBITDA'nın Türkçesi olur mu? Yani olmaması lazım, yaparsanız olur. Öbüründe füvök diye, buna da ifüvök diye bir sürü şey söylenebilir. Yapmışlar ama. Aynı raporun Türkçesini göstereceğim. Çok önemli bir kuruluşumuz ama ben olsam yapmazdım. Adı ne bunun? Olmuş tahmin ediyorsunuz. Ya füvök mabök olur mu? Şimdi ben büyük bir finans örgütümüzün, organizasyonumuzun eğitimlerindeydim. Sonra teneffüse çıktık. Orada da teneffüste televizyonlar filan açık, bu ekonomi kanalları. Herkes dolara bakıyor, şey havaya giriyor eğitim psikolojisi ya. Ya onun yerine koy iki tane maç, millet ferahlasın ya, o şey arada 10 dakikada değil mi? Orada büyük bir grubumuzun en üst yöneticisi, CEO'su konuşuyordu. Dedi ki kurumumuzun 2016 FABÖK hedefi şu kadar liradır. Hakikaten bu Türk lirasıdır. Ve bir önemli hedeftir. Önemli hedeftir. FABÖK hedefi. Dedim ki ya Alman bile telefonda EBITDA diyor. Sen FABÖK diyorsun. Sonra kendini ama CEO dedirtiyorsun değil mi? Dolayısıyla EBITDA'nın Türkçesi falan olmaz. Ama dünyanın en fazla önem verdiği karlılık oranlarından bir tanesi. Karlılık rakamıdır. Çok az kaldı işim. Bitirmek istiyorum. Üzereyim. Şimdi ben sürede de size epey bir şeyler anlattım, farkındasınız. Fakat bu arada diyelim ki şurada da hemen yanı başımızda biri bizi dinliyor. Dedi ki ya amma uzattın dedi, bize ne kaldı bize? Net karı söylesen, o kim? Onlar şirketin büyük ortakları. Eğer ben karlılık oranına bakıyorsam önce adını koymalıyım. Ben kimim? Eğer şirketin büyük ortağıysam, ben yatırımcıysam, ben egoistim. Ne kazandım? Üstünden kar payı alacağım rakamı gösteren şey net kar. Ben şirket ortağıysam net kara bakarım. Hatta yatırdığım öz kaynakla oranlarım. Ama Migros'a yeni gelen genel müdür hangisine bakıyordu? Faaliyet karlılığına değil mi? Çünkü genel müdür olarak icraattan sorumlu. Hatta küçük bir ortaksanız net kara bile bakmayın. Sizin demenizle dağıtmazlar ki. Değil mi? Yani siz o zaman dağıtılan temettüye bakın. Ya da bir şirketi topyekun satın almak isteyen Alman neyi soruyordu? EBITDA'sını soruyordu. Telefonda EBIT demiştim. Varlıklar ne yaratıyor? Onu görmeye çalışıyordu değil mi? Hatta eğer
ben bir bankacıysam, bir şirkete özellikle kısa vadeli gideceksem, sen bana derim kar zarar tablonu değil, üçüncü tablonu yolla. Nakit yönetimi kafa yapını görmek istiyorum öncelikle, değil mi? Evet, vallahi benim söyleyebileceklerim bunlardı. Çok daha uzun zaman alacağını tahmin ediyorum bu konunun. Ama çok uzatmayayım, hepiniz çok yoruldunuz iki fazla bir süredir. Benim o yollayacağım not sizi eğlendirir, o açıdan hiç merak etmeyiniz. Ama bu oranlara bakarken önce kendimizin inanması lazım. Amacım kimseye eleştirmek falan değildi. Yani hepimiz çok tecrübeliyiz. Yeter ki kullandığım oran bir anlam taşıyor mu, değil mi? Onu biz bilebilelim. Peki efendim, şimdi ben Emre hocamıza aktaracağım, sevgili kardeşime. O nasıl devam edeceğimizi planlayacak. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Sevgili meslektaşım Sayın Yücel'in ilginç sunumundan dolayı öncelikle ona teşekkür ederim. Söylediklerine katılmamam mümkün değil. Ben de eskilerle, madem konuşuldu, eskilerden size, eski hocalardan bahsetti, rahmetliler dedi. Şimdi ben rahmetli olmayanlardan da söylemek istiyorum bazı şeyler. Bazıları bilançoya ödeşke dediği zaman yaşadık biz. Ödeşkeler, mödeşkeler çıktı ve çok iyi, ben asistan doktordum. Beni çağırdılar, geldik falan. Muhasebe kitabı yazdılar. Muhasebe kitabının yanına sözlük koyduk, arkasına sözlük. Şimdi bu Türkçeleştirme, tabii ki evet, ben de milli değerlerime, duygularıma, lisanıma son derece bağımlıyım. Ama bunu bağımlı olmamak benim için bir suç, ama internasyonel bir lisana, yani uluslararası komünikasyon lisanına da aykırı düşmemek gerekir. Bir tek laf daha söyleyeyim. Benim de bir rahmetli hocam şöyle derdi. Muhasebeci muhafazakardır. Zannetmeyin tutucudur. Muhafazakardır. Yani karı muhafaza eder. Evet, şimdi 10 dakikalık bir ara veriyoruz. Ondan sonra sorularınızı alıyoruz. Yazıcının o kitabı.